Akit TV ekranlarından hayırlı geceler dileyerek başlıyoruz. Birbirinden önemli dört konum var ama konuklarımdan biri uzun süredir biliyorsunuz aramızda yoktu. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edeceğim ama özellikle sevgili Murat Alan kardeşimizden başlamak istiyorum. O sözü vermeden önce biliyorsunuz bir saldırıya maruz kalmıştı. Bazı karanlık odaklar halen kendilerine durumu vazife edinip 90'lı yılları seven veya o yıllara özenerek bir takım hareketlere girişenlerle ilgili başlamak istiyorum. Bir dönem karanlık Türkiye'si vardı. Biliyorsunuz gazeteciler katlediliyordu, dövülüyordu, tehdit ediliyordu, dağa kaldırılıyordu vesairesi. Evet, geldik yıl 2019 ama yine aynı olayla da karşı karşıya kaldığımızı ifade ederek bir programımızda Sayın Murat Alan'ın ifadesini çarpıtarak silahlı kuvvetlerini rencide edecek şekilde gelip FETÖ'cülere söylenen sözü başka yerlere çekmeye çalışan bazı odaklar olmuştu. Dolayısıyla onların da hedefine girmişti. Onlar kimdi? Haddini aşanlar, kendini bilmeyenler veya Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerdi. Dolayısıyla Murat Alan'dan başlamak istiyorum. Hoş geldiniz, hayırlı geceler diliyorum. İyisiniz inşallah. Sağlığımıza en yakın zamanda kavuştuğunuzu biliyoruz ama daha şeyleriniz var, arılarınız var. Onu da izleyicilerimizden paylaşalım. Gazeteci yazar Mehmet Koçak, hoş geldiniz. Hayırlı geceler diliyorum. Yine değerli hocalarımızdan biri Profesör Doktor Recep Seymen, İstanbul İktisat Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz. İstanbul İktisat Fakültesi. Fakültesi, evet. Doktor Atakan Taptık, hoş geldiniz. Size hep doçent diyorlardı. Bugün doçent demeyeceğiz ama en yakın zamanda inşallah o ünvanı da almış olur inşallah. Birçok gündeme değineceğiz. Özellikle Sayın Bülent Arınç'ın konuşmaları çok önemli ve manidardı. Başka ne vardı? Ergenekon tahliyeleriyle ilgili biliyorsunuz hiç tutuklu kalmadı. Mağdurlar var mıydı? Elbette vardı. Başka neyi konuşacağız? Miraç Uralı biraz konuşacağız. Başka neyi konuşacağız diye soracak olursanız biliyorsunuz S-400'lerle ilgili hayli gündemimizi meşgul eden bazı başlıklar var. O başlıklar içerisinde Sayın Mehmet Koçak'a da sözü vererek de başlamak istiyorum. O da şuydu. Yakın zamanda bir Rusya ziyaretiniz oldu. Oradaki hem izlenimlerinizi alacağız ama isterseniz bir Sayın Murat Alan'la ilgili özellikle o darptan sonra, o şiddetten sonra, o haddini bilmeyenlerden sonra ilk kez yayını alıyoruz. Epeydir rahatsızlığı hastanedeydi. Bugün aramızda ben sözü ona vererek başlamak istiyorum. Hem sizin söyleyecekleriniz vardır, kamuoyuna, medyaya açıklamada bulundunuz. Ne oldu? Olayın iç yüzünü de biraz sizler anlatsanız izleyicilerimiz de en azından konunun ne olup bittiğini dinlemekte fayda var. Buyurun. Evet. Şimdi biz gazeteciyiz. Elimiz kalem tutuyor. Ağzımız söz söylüyor. Düşüncelerimizi aktarıyor. Belki de işin en yumuşak tarafında, en narin tarafında biz varız. Yani gazeteciler, akademisyenler. Çünkü bunların ne kendini savunmak için bir silahı, ne topu, ne tankı, hiçbir şeyleri yok. Allah'tan başka sığınacak hiçbir şeyimiz yok. Evet. O da bize yeter diyoruz. Bak onu da vurgulayalım, altını çizelim. Ha ben her zaman şöyle söylüyorum bu saldırı gerçekleştirdikten sonra. Şunu söylüyorum. Metin Yüksel olamadık diyorum. Gazi olduk ama bir Metin Yüksel olamadık. Aynen benzeri bir saldırı Metin Yüksel'de. Düşünün Metin Yüksel'e yapılan saldırıyı. O günden bugüne gelinen süreçte bunlar kahpeler. Bir adama dört kişiyle ancak şey yapabilirler, saldırabilirler. Ancak çocuğunun yanında, ancak cumaya giderken en savunmasız anında bu kahpeliği yapabilirler. Onun dışında yapamazlar. Çünkü bunlar gözümüzün içine baktığında korkaklar. Bunlar sırtlan sürüsü gibiler. Aslanın karşısına ancak sayıları çoksa çıkabilirler. Sayıları azsa bir köşede sinsice beklerler. Sayılarının artması için artmasını sağlarlar. O yüzden ben bunlara kahpeler, sırtlanlar diyorum. Ha bu bana yapılmış bir saldırı mı sadece? Değil. Çünkü saldırıyı gerçekleştirmeden önce kullandığı söz senin de, senin siyasi iradenin de diyor. Siyasi irade derken kimi kastettiği açık. Ve mesajın yerine gideceğini de düşünüyor. Ha bu siyasi irade derken de ben bunu sadece AK Parti ya da Sayın Cumhurbaşkanımızla da özdeşleştirmek istemiyorum. Türkiye'de ana muhalefet partisinden diğer değişik küçük partilere kadar siyasi irade, bir irade söz konusu. Bu iradeye karşı. Çünkü ne diyorum? Bizlerin hiç kimsesi yok. Mesela geçtiğimiz hafta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aradı. Onunla da konuştuğumuzda sizler gazetecisiniz diyor.
gazetecilerin hiçbir savunma şeyi yoktur yanında. Doğru söylüyor. Bizim sadece kalemimiz var. Ne yapabiliriz ki kalemimizde başka? Başka hiçbir şey yapamayız. Ya bir toplumu dizayn eden kalemdir. Ama işte ama kahpeler, sinsiler, sırtlanlar, hainler puslu havayı, Türkiye'yi karıştırmayı şöyle düşünün ki günler öncesinden bir hazırlık çalışması yapılmış, haftalar öncesinden. Günler öncesinden evin etrafında, gazete etrafında pusu kurulmuş ve uygun an beklenmiş. Onlara göre uygun an ne? Cuma namazı. Evet, bize göre de uygun an cuma namazı. Çünkü cuma namazı bir Müslümanın en savunmasız olduğu andır. Allah'a giderkenki anı en savunmasız anıdır. Ben buna böyle bakıyorum. Peygamberimizden bunu örnek verebilir misin? Tabii, Efendimiz'den, halifelerden, halife efendilerimizden, yine İslam alimlerinden, yine dönüp baktığımızda Osmanlı sultanlarından, Selçuklu sultanlarından bugüne cuma namazları her zaman bir Müslümanın Allah'la buluştuğu an, diğer cenah için, şer cenahı için, karanlık zihniyet için en uygun andır. O yüzden ben kendimden korkuyor muyum? Korkmuyorum. Sadece şundan rahatsızım. Şimdi bence alçaklığın bile, şerefsizliğin bile bir şerefi olmalı. Ahlaksızlığın bile bir ahlakı olmalı, bir namusu olmalı. 6 yaşında bir çocuğun yanında böyle bir saldırı yapılmamalı. Düşünebiliyor musunuz? Bununla ilgili de Sayın Alan, özellikle bazı haddini aşanlar bana da demden mesajlar yazdılar. Kaç tane gazeteci saldırıya uğradığında kınadınız mı, şunu yaptınız mı, bunu yaptınız mı? Akit Medya grubunun tarihinden tutun bugüne kadar, kuruluş tarihinden bugüne kadar bizler her zaman mazlumun yanında olduk. Bu hangi düşünceye, hangi fikre, zikre sahip olursa olsun. Kime alkış tutmuyoruz mesela? Biz hiçbir zaman hiç kimseye şey alkış tutmadık. Mazlum veya kalemi noktasında tek gücü kalemi olan insana her zaman sahip çıktık ve her zaman şiddeti kınadık. Bu kim olursa olsun. Neden böyle bir ön yargı var? Ya ön yargı değil. Bu zaten bunların, şimdi ben şöyle bakın. Bir savunma refleksi geliştirecekler. Hı hı. O ahlaksızlığı savunmak için bir refleks geliştirmeleri lazım. Nedir o refleks? Hı. Bir defa Akit gazetesinin manşetini okumadan, bir defa sür manşetine bakmadan, siz ama falancasını kınadınız mı? Yahu bir defa baktın mı sen bu gazeteye? Bir defa okudun mu? Yok. Yani bu, şöyle düşünün, hani amalar, fakatlar, lakinlerin tamamının arkasına istediğiniz sözü dizebilirsiniz. Evet, biz de üzüldük ama siz de şunu yaptınız mı? Hani bu şuna benziyor. İşte çocuk sınıfta kalıyor, babasına gidiyor, oğlum neden sınıfta kaldın dediğinde, baba diğer sınıftaki de işte benle birlikte 20 kişi daha kaldı. Yahu o 19 kişiden biz mi mesulüz? Biz o bir kişiyi temsil ediyoruz. Evet. Biz burada, ha bu, o yüzden bunun ben iyi izahı yok. O alçaklığa ortak olmaktır bunu söylemek. Yani siz de şunu kınadınız mı? Getir gazeteyi, aç manşetini. Peki, aç sür manşetini görelim. Evet, de ki sen bunu yapmışsın, biz de bunu yapmışız. Bunların hiçbiri gerekçe değil. Bunların hiçbiri ahlaksızlığa kılıf uydurmak için, ahlaksızlığı hafife almak için, hafife indirgemek için bir gerekçe değil. Peki, organizeli bir çete noktasına biraz dikkat çekmek istiyorum. Savcılık soruşturması ve iddianamesinin tam manasıyla iddianame hazırlandığına inanıyor musunuz? Bilmiyorum, görmedim daha iddianameyi. Savcılık soruşturması da devam ediyor. Ben de içerikten habersizim, ben de bilmiyorum. Her Türk vatandaşı gibi soruşturmanın selametle sürdüğüne inanmak istiyorum, inanıyorum. Onun dışında zaten bizim bir güvenecek sığınacak... Peki serbest bırakılmasına ne diyorsunuz? Ha, orada da çok komik. Mesela kafadaki yarık 6 santimi geçerse, 5 santimin üzeri olursa tutuklanıyormuş. İşte bilmem neredeki darp falanca yerden olursa tutuklanıyor. Şöyle düşünün, bir adam beyzbol sopasıyla kafanıza defalarca vuruyor. 8 tane normal ön dikiş ve 8 tane çelik telle kafanızdaki deri bir araya getirilip tutturulabiliyor. Omzunuz, elleriniz, kollarınız, bakın hala kolumun içinde astar var. Aşağıda kolu desteklesin diye. Her tarafınız zarar görüyor. Omuz manşetiniz yırtılıyor, ayaklarınız, bilekleriniz, diz kapaklarınız yırtılıyor. Hele elimin bu iyileşmiş hali, ki buradan da belli oluyordur daha buralar. Kol yine aynı şekilde, ceketin altında kalan kısım belli olmuyor. Şu kolu kaldırmakta zorlanıyorum, hareket etmekte zorlanıyorum ama gerekçe şu, ölmedin. Şöyle düşünün, bu ülkede Adalet Bakanı'nın burnu kırıldı.
Burnu kırıldı ya. Başbakan yardımcısıydı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İşte geçtiğimiz hafta sağ olsun Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da telefon açtı. O görüşmemizde de şunu söylüyordu. Bence de çok mantıklı. Gazeteciler nasıl ki hakimler, savcılar ya da işte bazı kamu personelleri özel bir hukukla korunuyorsa, gazeteciler ve akademisyenler özel bir hukukla korunmalılar. Doğru söylüyor, evet. Bir hakimin takdir hakkına bırakılmamalı. Bir nöbetçi hakimin takdir hakkına bırakılmamalı bu durum. Özel bir hukukla korunmalı. Eleştiri olarak da şunu ifade etmek isterim. Bu da çok önemli. 90'lı yıllarda özellikle terörün en çok yoğun olduğu dönemlerde karanlık Türkiye'nin bazı odakları, belki dönemin FETÖ'cüleri kasıtlı olarak biliyorsunuz birçok suçsuz vatandaşı iç kanamadan dolayı da ölümlerine sebep olduğunu unutmayalım. Bunlara baktığınız zaman, dönemin yargılama kararlarına baktığınızda ilginç bir takım şeyler çıkıyor. Efendim, şiddete meyilli herhangi bir ibare bulunmadı. Niye? Zaten iç kanamadan ölmüş. Yani neyi bekliyorsunuz ki? Yani bir beyzbol sopası 5 milim, 5 santim, 5 şeyinin üzerinden kurşunun milimi nedir yani? Öyle mi? Hı hı. Bir fiilen bir beyzbol sopası bir suç sayılamaz mı? Yani kendi buna bir baktığınızda nedir bu? Böyle biraz da buna bakmak lazım. Valla hukuk işine geldiğinde terliği silah olarak sayıyor. Hı hı. İşine gelmediğinde beyzbol sopasını ölümcül bu da çifte standart bir hukuk diyor. Bilmiyorum. Tabii ben onu o yargının kendi içerisinde hesaplaşacağı, çözeceği bir durum. Yani o benim çok da sorunum değil. Çünkü şöyle sorunum değil. Elbette vatandaşım en nihayetinde ama bu ülkemizin tamamının sıkıntısı. Bu beni değil. Hukuk sistemimizi zayıflatan, yargı mekanizmamızı çökerten, güveni yargıya olan güveni, her Türk vatandaşının sokağa indiğinde yargıya olan güvenini sarsan bir sistem. Ama ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Hem ben onu size özellikle soracaktım. Evet, hem uçakta saldırı anında yanlış hatırlamıyorsam Orta Asya'da bir ülkeye gidiyordu. Tacikistan mıydı? Tam hatırlamıyorum, olabilir. Tacikistan, yanlış hatırlamıyorsam. Tacikistan. Hem uçakta duyar duymaz, öğrenir öğrenmez hemen İstanbul Valisi'ne, İl Emniyet Müdürümüze bu konuda bilgilendirip talimat vermesi. Sağ olsun İçişleri Bakanımızın hemen olay yerine koşması. Yine Gazi Osman Paşa Emniyet Müdürü'nün, Gazi Osman Paşa Kaymakamı'nın, dediğimiz gibi İstanbul Valisi'nin konuya müthiş ilgilenmeleri. Şöyle düşünün ki 15-20 dakika sonra ilk saldırgan grubun ilk ikisi hemen alındı. Bu hakikaten emniyet açısından çok hızlı bir süre. Yine Milli İstihbarat Teşkilatı'na teşekkür etmek istiyorum. Buradan sağ olsunlar. Yani bayağı ilgilendiler. Hem olası yeni tehditlerle alakalı ciddi anlamda çalışma yaptıklarını söylediler. Ben de biliyorum bu hususta. Yine olay anındaki vermiş oldukları istihbarat bilgisi emniyette paylaşmış oldukları. Çok hızlı bir şekilde tespit edildi. Tabii tabii, sağ olsunlar. Evet. Tabii Cumhurbaşkanımızın yine bu konuda, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanımızın Fahrettin Altun'un hemen olayı sert ve şiddetle kınaması, özel kalem müdürü Hasan Doğan Beyefendi'nin hemen telefon açması ve ilgililere yine talimat vermesi. Bu hususta sağ olsunlar. Peki siyasi parti genel başkanlarından kimler aradı, kimler aramadı? Bu konuyu aradı. Kınama noktasında. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aradı, sağ olsun. Hı-hı. Destek verdi ama onun dışında da dediğim gibi birçok kişi aradı. Yalnız o esnada ve ondan sonrasında ben telefona bakamadığım için bilmiyorsunuz. Abi şimdi sordukça, ben mesela falancası da aradı mı dediğimde, "Aa evet, o da aradı." diyorlar. Diyorlar. Sağ olsun ya. Yine Memur Sen Başkanımız Ali Yalçın, yine Hak İş Başkanımız aynı şekilde olayı kınadı. Umet Uluslararası Medya Enformasyon Derneği, yine Sayın Ekrem Kızıltaş'ın da başkanı olduğu Medya Etik Derneği yine aynı şekilde. A Haber'e buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Haluk Bey sağ olsun. Birçok haber kuruluşu onun hakkında. Yine kendi televizyonum Akit Medya Grubu olsun. Nuri Bey'e aynı şekilde, Serdar Bey'e aynı şekilde, Muharrem Bey'e aynı şekilde hemen olay anında koştu. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Mustafa Karahasanoğlu sağ olsun. Ali İhsan Bey özellikle. Ali İhsan Bey ya hem olay anında oradaydı hem sonrasında oradaydı. Sağ olsun hukuki anlamda da yine Ali Patçı ile birlikte hukuk müşavirimiz konuyu çok ciddi takip ediyorlar. Yine Akit ailesinin tamamına teşekkür etmek istiyorum ama ben bunu hafta içi kendi köşemden zaten duyurusunu yapacağım ama son bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Dediğim Kemal Kılıçdaroğlu
aradı CHP Genel Başkanı, onu muhalefetten dedim mi söyledim mi bilmiyorum şimdi. Hani bu şekilde arayanlar çok fazla. Yine meslektaşlarımız sağ olsun, Hilal Kaplan, Melih Altınok. Hı-hı. Ondan sonra yine aynı şekilde çok ilgilenen gazeteci arkadaşımız. Tabii. Evet. Yine sizler aynı şekilde sağ olun. Allah razı olsun, yine aynı şekilde gereken desteği verdiniz. Teşekkür ediyorum ama dediğim gibi bu sadece bana değil. Bu Türkiye'deki meşru siyasi mekanizmaya, meşru demokratik mekanizmaya, nedir bunun içinde? İşte basın, yargı, emniyet, siyaset ve bunların tamamının oluşturulduğu devlet dediğimiz aygıta ve devlet dediğimiz aygıta destek veren güce yönelik bir saldırıydı. Peki. Ve bunun da mesajının, şöyle düşünün, ben elinde beyzbol sopası taşıyan adamın zeka seviyesinin emin olun 4 cümleden sonra bocalayacağını düşünüyorum. Ama bu belki o 2 günlük planlamayı sadece evin yanında beklemişler 2 gün. O 2 günlük planlamanın bir gününü sadece bu mesajı ezberletmek için harcadıklarını düşünüyorum ona. O yüzden ben onlara da kızmıyorum. Onların arkasında Türkiye'yi karıştırmak isteyen, bizi bölmek isteyen güce dikkat çekmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun, tekrar dileklerimizi iletelim. Allah sizleri, çocuklarınıza, sevdiklerinize ve milletinize bağışlasın. Aileme de çok teşekkür etmek istiyorum. Önemli, aile babama, dediğiniz. Babama, aileme aynı şekilde benim arkamda durmaları. Bizler de tekrar olmalı. Kendilerine geçmiş olsun dileyelim. Sağ olsun. Sayın Koçak, kısa, hızlı bir şekilde birkaç cümleyle Sayın Alan'la ilgili yapılan saldırıya değinelim. Ondan sonra programın özüne değinelim. Buyurun. Evet, tabii burada kendileri de ifade ettiler. O tartışmada biz de vardık, beraberdik burada. Hı hı. Hani sebep gösterilen diye şey edilen, hangi sebeple, ne amaçla veya böyle bir şeyi bekleyenler mi var? Bazı şeylerin arkasında farklı sebepler arayanlar da vardır. Halbuki o programda ve sonrasındaki programda hep birlikte yine konuşurken kendileri beyan etmişlerdir ki bizim amacımız şuydu, biz şu ifadeleri kullandık, yanlış anlaşılan bölümleri şunlardır. Ama ben yine de buradan beyan ediyorum, kendi ağzımla beyan ediyorum, kendi sözlerimle beyan ediyorum, kendi şahsım beyan ediyorum. Buradaki mesele şundan şundan ibarettir diyerek bu konuya açıklık getirmişti. Ancak bütün bu olaydan sonra eğer birileri 4 kişi olarak bir kapıda 2 gün bekleyip bu kişinin en düşük anını bulup saldırması kendi başlarına verdikleri bir karar olduğu kanaatinde değilim. Burada yapılan saldırı sadece Murat kardeşimize değil, aynı zamanda Türk basın medyasına, yani basın ve aynı zamanda demokrasimize yapılan bir saldırıdır. Bunun hiçbir şekilde kabul edilir olmadığı gibi siyasi liderlerin, Cumhurbaşkanımızın ve ana muhalefet partisi Kılıçdaroğlu'nun da aramış olması, bu konuda üzüntülerini ifade etmiş olmaları sevindiricidir. Ancak bunlar böyle kalmamalı. Gerçekten basın mensuplarının özel bir hukukla korunması gerektiği konusuna da ben de aynı şekilde inanıyorum. Bu arada bir konu var, ifade edemeden geçemeyeceğim. O da şuydu: Sayın Devlet Bahçeli ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti'den bilmiyorum bir kınama geldi mi gelmedi mi ama hepimizin en çok beklediği oydu. Çünkü medyaya yansıdığı kadarıyla saldırıyı gerçekleştirenlerin iki farklı partiye mensup olanların da olması manidar. Buranın da altını çizmekte fayda var. Elbette, ama tabii ki burada hangi partiye mensubiyetleri oldukları veyahut da taraf oldukları veya sempatizan oldukları değil, hangi zihniyete mensup olduklarını ve amaçlarının ne olduğunu ortaya çıkarmak lazım. Yoksa o partinin liderleri onları yönlendirmiş değildir. Dolayısıyla aslında dediğiniz gibi böyle bir söylem üzerinden bir takım sosyal medyaya çıkan yazılar olduğuna göre kendileri buna açıklık getirmeleri lazımdı. En azından kınamaları lazımdı. Bilmiyorum, belki de kınamışlar. Peki. Evet, Sayın Recep Seymez, siz. Sayın Murat arkadaşımıza ben de geçmiş olsun diliyorum. Hassasiyet gösteren çevrelere ben de teşekkür ediyorum. Aynı hassasiyetin benzer bir saldırıya uğrayan Sabahattin Önkibar beyefendiye de gösterilmesini isterdim. Yani bu tip saldırılarda bir ayrım yapılmamalı. Hı hı. Tüm basın mensuplarına yapılan saldırılara karşı ilgili siyasilerin, ilgili çevrelerin aynı hassasiyeti göstermeleri gerektiğine inanıyorum ben.
biz o konuyu dile getirdik ve yayınlamıştık. Gazetecilerle ilgili yapılan bütün gazeteciler nezdinde o anlamda kınamıştık. Bunun da altını çizmekte fayda var. Buyurun. Biz zaten Murat Bey'den sonra da program yapmıştık. Bununla ilgili konuşmuştuk. Ben şiddetin fiziksel, psikolojik her türlüsüne gerek arkadaşımıza olsun gerek kime olursa olsun karşıyız. Kesinlikle tasvip etmek mümkün değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Murat Bey'in yaşadığı bence başlangıçta ben de o programdaydım hatırlarsın Murat Bey. Bir iletişim kazasıydı. Murat Bey burada kastının ne olduğunu ikinci programda ayrıntılı bir şekilde izah etti, anlattı. Kişinin beyanı esastır, onun üzerine gitmek lazım. Sabri Bey şunu da düzeltmek isterim. Hani Müslüman'ın yaptığı Müslümanlığa mal edilmediği gibi siyasi bir görüş sahibi kişinin yaptığını bir siyasi teşekkürle de yamamak lazım. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Evet, biz programımızın gündemiyle ilgili hemen hızlı bir şekilde Rusya'ya gittiniz. S-400'ler noktasında da fikirlerinize ihtiyaç var ama Rusya'daki izlenimle birlikte Rusya'dan Türkiye bakış neydi? Biraz ona değinelim. Ondan sonra hızlı bir şekilde bir turu tamamlayalım. Buyurun. Şimdi tabii ben Moskova'ya 3. gidişim. 1990 daha Bolşeviklerin devrinin tamamlanmadığı, yani Sosyalist Sovyetler Birliği'nin sonunun gelmekte olduğu o süreç içerisinde, bir de sonrasında 1997'de gittim. Şunu gördüm, o zaman da Moskova'yı görmüştüm ama şimdi çok daha farklı bir Moskova gördüm. Gerçekten çok hızlı gelişen ve modernleşen bir Moskova. Aynı zamanda dünyanın da en pahalı şehirlerinden bir tanesi. Onu da gördünüz ya. Yani onu yaşadık çünkü. Ruble çok değer kaybetti dediler evet, ama. Evet, şu an 1914'te ruble 30, 1 dolar 30 ruble iken şimdi 64 ruble. 1 dolar 64 ruble. 1900 kaç yılında? 14. 1914 yılında? Evet. 1 dolar? 30 ruble. Şu anda... En son bozdurduğumda 63-64'tü. Ben en son bozdurduğumda 64 olarak bozdurdum. Yani ancak bütün bunlara rağmen Moskova ciddi manada bir ekonomik merkez, dünya ekonomik merkezlerinden birisi. Ve şunu gördüm. Birileri söylerdi, ben buna inanmazdım. Şöyle bir şey diyorlardı, biraz da farklı bir şey. Almanları Hitler adam etti, Rusları da Stalin adam etti diyorlar. Yani o kadar büyük bir değişim gördüm ki, mesela örneğin şöyle söyleyeyim, devlet kurallarına, devletin koyduğu kurallara, hukuka ve kurallara harfiyen vatandaş uyumaktadır. Hiçbir şekilde ihlal etmemek için, hatta ihlal edenler kınanıyor, trafikte bile. Ve şehir çok temiz ve insanlar, herkes kendiyle meşgul. Aslında ben size şunu da söyleyeyim. Ben Moskova'ya giderek biraz rahatlamış oldum. O yoğun seçim atmosferinden sonra, Moskova'ya gittikten sonra baktım ki insanlar kendi işleriyle meşgul. Yani inanın bu sosyal medyada hakaretlere varan, yani sabır sınırlarını zorlayan o eleştirinin çok çok ötesinde insanları ötekileştiren, kutuplaştıran, zıtlaştıran ve bunun da bir sonucu olarak sizin saldırıya uğramanız, yani onun benzeri gibi. Türkiye gerçekten baktığımızda, tabii ben Avrupa'ya da gidip gelen birisiyim, 33 yıl Avrupa'da yaşamış bir gazeteci olarak onu da itiraf edeyim, Avrupa'ya göre değerlendirdiğimde hep bu sonuca varıyordum. Diyordum ki onlar işleriyle uğraşır, biz birbirimizle uğraşıyoruz. Ama aynı şeyi Moskova'da gördüm, Saint Petersburg'da gördüm. Buralarda insanlar kendi işleriyle uğraşıyorlar. Mesela örneğin Türkiye bakış açısını araştırmaya çalıştım. Sadece bu konuyla ilgili olan uzman kişilerin söyledikleri farklı. Ancak sıradan insanların söyledikleri farklı. Mesela ben soru sordum. Dedim ki rastladığım kişilere, S-400 füzelerini Türkiye almaz ise Türkiye-Rus ilişkileri bozulur mu? Şimdi sıradan insanlara sorduğunuzda farklı şeyler, tabii farklı farklı görüşler. Diyor ki birileri, diyor ki bu efendim diyor bir ticarettir diyor. Vazgeçilirse elbette biraz üzülürüz ama bunun içinde bütün ilişkilerimizi bozacak halimiz yok. Vatandaş diyor ki ya bu benim meselem değil, Kremlin'in meselesi, Putin'in meselesi diyor. Ruslar daha çok kendi ülkelerini yönetenlere inandık, güvendik, oyumuzu verdik, destekledik, getirdik. Şimdi
karar verme onlarındır, iyi karar vermez ve ülkeyi iyi yönetmezlerse onları değiştiririz diyor. Yani Rusya'da muhteşem bir demokrasi olduğunu mu iddia ediyorsun? Hayır, öyle bir muhteşem iddia falan değil. Yani benim gördüğümü anlatmaya çalışıyorum. Ama Recep Bey öyle arzuluyor. Bu konuda bilimsel çalışmaları yapan akademisyenlerle konuştuğumda şunu söylediler. Dediler ki elbette S-400 füzeleri sizin için de çok önemli. Çünkü sivil hava savunma sisteminiz çok zayıf. İki, peki. Rus uçağı düşürüldükten sonra Türkiye-Rusya ilişkilerinde iyileşmeye doğru gider iken bir söz verildi bunların alınması konusunda ve bir anlaşma yapıldı. Ön ödemeleri yapıldı. Şimdi buradan geri dönüş de sizin itibarınızı zedeler ve aynı zamanda güveninizi kaybetmiş olursunuz. Bizden çok sizi düşünüyoruz diyorlar. Biz sizin durumunuzu biliyoruz diyorlar. Gerçekten çok zor bir durumdasınız. Bir tarafta dünyanın en büyük ülkesi, en büyük süper ülkesi. Ama biz Ruslar olarak Amerika'dan bir konuda korkuyoruz. Çünkü kendimizi koruyabilecek nükleer gücümüz var. Ama sizin böyle bir gücünüz yok. Caydırıcı bir gücümüz var demek. Ama diyor. Ekonomik olarak korkuyoruz diyorlar. Ruslar ekonomik olarak Amerika'dan korkuyorlar. Hem yönetim korkuyor. Çünkü bakın demin de ifade etmeye çalıştığım gibi bir ruble 2014'te 1 dolar 30 ruble iken şimdi 1 dolar 63-64 ruble. Bunun bir anlamı yok. Yani ama ekonomiye de yaptırımların çok ciddi etkisi var. Bunu da göz ardı edemeyiz. Tabii. Yani şunu kabul etmek lazım. Onlar şunu diyorlar. Biz diyorlar 50 milyar yıllık askeri harcamalarımız. Ama Amerika'nın 750 milyar. Ama bizim bir nükleer gücümüz var. Askeri konuda güçlüyüz. Dolayısıyla biz o konuda korkmuyoruz ama ekonomik olarak korkuyoruz. Eğer Amerika biraz daha yatırımları, ambargolar biraz daha sert bir şekilde uygulanacak olursa Rusya ekonomisi ciddi manada sıkıntı görecektir. Peki, şu izlenimlere biraz ihtiyaç var. Bir müzeyi dolaştınız. Evet. O müzeyi çok hızlı bir şekilde alalım mı? Şimdi tabii ben gittiğim her yerde ilk önce yaptığım bir şey var. Benimle alakalı burada ne var? Hı hı. Ona bakarım. İslam'la ilgili, Müslümanlarla alakalı buralarda neler var diye düşünürüm. Ve ondan sonra diğer konuları araştırırım. Öncelikli olarak ben ve bana ait olanların üzerine yürürüm. Oradayken müzeleri dolaştım. En son Sayın Doğu Perincek'in oğlu Mehmet Perincek, Moskova'da üniversitede öğretim görevlisi. Kendisiyle kısa bir sohbetimiz oldu üniversitede. Hala orada mı? Orada. Kendisi de bu Ergenekon davasıyla ilgili olarak ben de kurtardım diyor. O da o sanatçısıydı. Şimdi bu esnada bana kendisine şunu sordum. Mehmet Bey dedim. Aynı zamanda kendisi Trabzon torunudur. Annesi Trabzon Sürmene'den olduğu için bizim torunumuz sayılır. Her yer müzesi Trabzon gibi bir şey oldu. Yani ben de size bir soru sormak istiyorum dedim. Siz yıllardır buradasınız ancak bize ait ne var onu bana söyle. Boş ver derisin dedim. Elbette şeyi konuştuk. Türkiye-Rusya ilişkileri geçmişten günümüze bunlarla ilgili konuşmalarımız da oldu. Son G20 zirvesindeki tartışmalar ve Trump'ın açıklamaları üzerinde de yoğunlaştık. Ancak burada bana ait, bize ait, İslam'a ait, Türklere ait ne var? Kafkaslarla ilgili ne var? Buradaki Müslümanlarla alakalı ne var? Dedi ki, çok yakın bir yerde dedi, şurada, adresini de verdi. Bir askeri müze var dedi. Burada Enver Paşa'nın çizmeleri var dedi. Ben önemli. Enver Paşa'yı çok önceden okuyan birisi olduğum için ve kendisine de buradan rahmetler diliyorum. O büyük kahramanın hatıralarını okuduğum için ve onunla ilgili yapılan araştırmaları okuduğum için İttihat ve Terakki içerisinde mason olmayan tek kişi olması hasebiyle yanlışlarının İftira yanında ediyorsun. Da onlar İftira tartışılır ediyorsun. Konular yanlışlarının yanında da bir milli kahramandır bana göre ve idealist bir insandır. İdealleri uğruna da şehit düşmüştür. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Ancak ben ilk fırsatta Cemal Paşa da şehit düşmüştür. Talat Paşa da şehit düşmüştür. Şimdi gittim Rusya askeri müzesinde sergilendi bunlar. 1996'ya kadar KGB'nin elinde olan bu envanter orada sergilenmeye başladı. Yani
Enver Paşa Moskova'dan sonra Türkistan'ın birliğini oluşturup bir Türkistan bağımsızlığı ve özgürlüğü için neler yapabilirim düşüncesinden hareketle gittiği Buhara'ya, oradan Semerkant ve o Özbekistan'la Taçikistan arasında yaptıkları mücadeleler sonucunda orada şehit düşmesinin sonucu orada gelelim bugüne. Yani. Rusların aldığı getirdiği şeyler var. Müzede şunu gördüm. Enver Paşa'nın çizmeleri. Aynı zamanda sırtındaki paltosu, baldosu, kılıcı, silahları, kullandığı silahlar ve etrafındaki arkadaşlarının üzerinde çıkan bir takım teçhizatlar vesaireler falan orada sergilendiler. Fakat Enver Paşa'nın bir diğer özelliği eşiyle yaptığı yazışmalardır. Bu yazışmalarda 400'den fazla aşk mektubu var. Dünyada eşine zor rastlanır bir hadise. 400 ve oradaki ilginç olan bir diğer şey var. Sabri Bey mektuplarında diyor ki, o zannedersem eşiyle yaptığı anlaşmanın sonundadır bu. Bu askeri şey haritalar gönderiyor, krokiler gönderiyor eşine ve askeri bilgiler gönderiyor kendisine. Orada da diyor ki size değil, ben size gönderiyorum ama bunlar size ait değil diyor. Altına bu ne demektir? Birilerine göndermek için eşinin üzerinden bir istihbarat çalışması yapmış adam. Günümüze gelelim, günümüze gelelim. Oradan efendim şeyimiz var. Merak Recep etmeyin. Bey biraz yani, hızlı, sabırsız. Programı idare eden arkadaşımız var hocam. İstanbul seçimlerine gelelim. Seçimle meçimle çok fena yormayın. Biz şimdi bitirelim. Peki hızlı bir şey. Şimdi bu arada dolaşırken oradaki görevlilerden rica ettim. Başka ne var diye. Şeyh Şamil'in, Kafkas Kartalı Şeyh Şamil'in Allah rahmet eylesin. Eşyalarını sergilendiği o esir alındıktan sonra, teslim alındıktan sonra beraberinde olan eşyalarından orada bir kısmı sergileniyor. Çok ilginç olanlardan birisi tahtadan yapılmış bir küçük valez gibi bir şeye benziyor. Böyle veya sandık gibi, küçük bir sandık gibi bir şeye benziyor. Evraklarını orada gezdiriyormuş, mühürü ve diğer tuttuğu notlar ve yaptığı anlaşmaların bir takım evrakları orada saklıyormuş. Yine rahmetli Şeyh Şamil'in kalkanı, silahı ve kendileriyle ilgili bazı fotoğraflar ve bilgiler yer alıyor. Ben gerçekten Moskova'ya gittikten sonra bunları gördükten sonra çok hüzünlendim. Çünkü her ikisinin de sonu birisinin çarpışma sonucu kahramanca şehit düştü. İşte diğeri ise esir düştü. Cemal Paşa da şehit oldu. Yani onlar ayrı konu. Orada ben bulduklarımdan bahsediyorum. Diğer bu esnada şehit oldu. Bir de şeyi merak ettim. Bize ait olanlar dedik ya. Gittim bir de camilerimizi orada ziyaret ettim. 3 tane cami var Moskova'da. Yaklaşık 3 milyona yakın Müslüman yaşamaktadır Moskova'da. Cami az. İlginç olan şudur. Putin'i bu konuda tebrik etmek lazım. Müslümanlara karşı herhangi bir ayrımcılık var mı? Şimdi orada bir gün kendisi oradan geçerken sokakta namaz kılındığını gördü. Cami küçüktü, taşmış. Hı hı. Ve hemen emrediyorum demiş. Burada mutlaka bir cami yapın Müslümanlara demiş. Acaba Orta Asya'da biliyorsunuz Rusya interlantında 25 milyon nüfuslu bir tabii, Müslüman kitlesi var. Yani 25 milyonun üzerinde bir nüfus. Bir nimetmiş gibi değil de Müslümanların ne kadar katlettiğini de biliyoruz. Yani onda. Onlar ayrı şeyler tabii. Peki. Ama en azından orada yağmur altında namaz kılmaları yerine onların da burada bizim bir ülkemizin bir parçasıdır. Bizim bir parçamız bunlar. Dolayısıyla İslam coğrafyasına da ince bir mesaj yani verdi. En azından birlikte, peki. O Sovyetler Birliği'nde de çok yapılırdı. Evet. Orada bazı camiler Arap ülkelerinden gelecek özel heyetler için camiler açılırdı. Ve o camilerde ibadetler bilerek okuyordu. Sayın Adan, Mehmet Bey, onlardan bir takım krediler almak için. Mehmet Bey Rusya gidiş gelişinden sonra bıyık sistemi de biraz değişmiş. Stalin'e biraz da şey var galiba. Hayır. Bunun onunla alakası yok. Enver Paşa ile alakası. Peki. Peki. O zaman Enver Paşa bıyık diyelim. Peki. Dolayısıyla dolu dolu bir ziyaret oldu. Hem biraz tatil oldu, hem araştırma oldu, hem tabii bunların daha çok ayrıntıları var. Onlara bakacağım. Ben ama şunu da ihmal etmedim. O müzelerde Enver Bey'i ve Şeyh Şamil'in kabri şeylerini, onlardan bir parça olan orada ve sergilenen o kendilerine ait olan parçaları bulduktan sonra, onları gezdikten sonra, ziyaretten sonra bir de Nazım Hikmet'e gittim.
Kim ne derse desin, dünya görüşüm çok çok farklı olmakla birlikte benim ülkemin topraklarından çıkarak oraya kadar bir ideali uğruna gitmişse bana göre idealist bir adamdır. Yanlıştır, doğrudur, o ayrı bir konu. Hemen Boris Yeltsin'in son ilk şeyin, Rusya Federasyonu'nun ilk devlet başkanı Boris Yeltsin'in mezarının hemen yanında, onun da kabri orada, oraya gittim. Onu da ziyaret etmiş oldum. Bazıları eleştirecek ama hiç önemli değil. Peki önemli Bediüzzaman olan... Said Nursi'nin esir tutulduğu kamplara da gittiniz mi? Efendim? Bediüzzaman Said Nursi'nin esir tutulduğu onlar kamplara onlar oralarda değil. O tarafta değil. O tarafta. Yolunuz oraya düşmedi. Eğer öyle bir şey olmuş olsa inanın ilk gideceğim yerlerden biri. Belki Recep Bey sizi eleştirecek, niye gittiniz fikir diye. Fikir veya düşünce... Gezi programı gibi oldu ama sabır. Peki. Bize yok. Ait olan, yok. Yanlışıyla doğrusuyla bana ait olan bir insanın kabrini ziyaret etmiş oldum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sayın Recep Seymen, Profesör Doktor. Recep Bey, özellikle seçim gündemiyle ilgili hayli not aldığınızı biliyoruz. Ve bunları konuşma noktasında da kendinize, şahsınıza ait kamuoyuna bildirmek için de medya kuruluşu vasıtasıyla da bildirmek istiyorsunuz. Onunla ilgili de hazırlık yaptınız. Programın içeriğinde de özellikle Sayın Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamalar, Sayın Davutoğlu'nun yaptığı açıklamalar da önemli. Siz seçim gündemiyle ilgili de önemli notlar aldınız. Seçim gündemiyle aldığınız notlar noktasında İstanbul'un özelinde çok önemli ve kamuoyunu gerçekten bilgilendirmeye ihtiyaç duyulacak seçim oldu bitti. Nedir? Şimdi İstanbul seçimleri yapılış şekliyle ve sonuçlarıyla çok önemli. Nedir? Çok iyi analiz etmek lazım İstanbul seçimlerini. Hı hı. Bir defa İmamoğlu sıradan bir kişi. Peki. Öyle olağanüstü özellikleri olan birisi değil. İmamoğlu'nun İstanbul'la ilgili çok somut, ele dişe dokunur hiçbir projesi yoktu. Hı hı. Bazı popülist sosyal projeler dışında. Hı hı. Hatta Binali Yıldırım'ın daha dişe dokunur somut projeleri vardı. Evet. Artı AK Parti hükümeti bir ay da olsa bütün imkanlarını kullanarak ekonomik göstergeleri tersine çevirdi. Fiyatlar düştü, kur düştü. Buna rağmen niye AK Parti İstanbul'da büyük bir hezimete uğradı? Bunu iyi analiz etmek lazım. Neye bağlıyorsunuz? Bunu iyi görmek lazım ve sonuçlarını da iyi analiz etmek lazım. Bir defa İstanbul'da İmamoğlu veya CHP kazanmadı. AK Parti kaybetti. İlk neden, olmayan hukukun verdiği iptal kararına rağmen... Olmayan bir hukuk mu iptal tabii, ettirdi? Türkiye'de olmayan hukukun verdiği iptal kararına rağmen herkes İmamoğlu'nun geçtiğimiz seçimi kazandığını biliyordu. Türk toplumunun mağdura, mazluma sempati duyan bir anlayışı var. Geçmişten de örnekleri oldu. Evet. Peki. İkinci neden AK Parti'nin İstanbul'da kaybetmesi, Türkiye bir polis devleti haline geldi. Tam bir polis devleti. Tam bir polis devleti. Nedir polis devletinin açığını biraz şimdi açıklamasını yaparsanız? Bunun sebeplerini söyleyeyim. Bu terörist kavramı çok kolay kullanılan bir kavram. Herkes beğenmediği, senden olmayan herkes terörist. Garip bir şey. Polis halkı terörist gibi görüyor. Bilmiyorum, siz hiç karşılaşıyor musunuz? Yoksa siz AK Partili olduğunuz için size aynı muameleler yapıyor. Alnınızda AK Parti yazmıyor. Belki otomobilinize yazıyor. Hatta beni gören herkes daha çok Fransız ekolü olarak biliyor. Yani. Polis, polis şey bu. İstediği yerde tipini beğenmediği insanların arabasını durduruyor. Tipini beğenmediği. Tipini veya arabasını beğenmediği insanların daha çok böyle Anadolu görünüşlü, gösterişsiz insanların arabalarını durduruyor. Keyfi aramalar yapıyor. Menkul eşyalarına, yani taşınır eşyalarına istediği gibi kontrol ediyor. İstediği gibi sağa sola
şey yapıyor, sağa sola sallıyor ve yani insanlar buna ses çıkarmıyor. Hı hı. Ben İstanbul Üniversitesi'ne girerken bile 3 defa polis kontrolünden geçiyorum. Size bir örnek vereyim. Sizin öyle bir tipiniz yok ama. Bir saniye dur, tipim bozuk benim. İnsan yaşamayınca bilmiyor. Yani bunu anlatırken de sinirlerim bozuluyor. 2 Temmuz'da ben Avrupa yakasından Asya yakasına gidiyorum. Avrasya tünelinden geçiyorum. Hı hı. Polis beni durdurdu. Tipimi beğenmedi. Arama yapacağım. Yap kardeşim aramı. Arkada valizim var. Valizime el koydu. Bir örnek olarak veriyorum. Bu genel. Bana özgü bir şey değil. Bunlar benim annemin böbrek yetmezliği ilaçları. Şeyleri var. Sağlık Bakanları. Bunlara uyuşturucu diye el koydu. Bütün eşyalarımı aldı savurdu. Neyse, birileri devreye girdi. Bunların uyuşturucu olmadığı ortaya çıktı. Ondan sonra valizimi aldım. Eşyalarımın bir kısmı kayboldu. Bu Salı günü 2 Temmuz saat 12'de oluyor. Ondan sonra neyse eşyaları kurtardık, canımızı kurtardık. Yani bu bana yapılan sırf bir şey değil. İstanbul'un genelinde istediği yerde kardeşim tamam can güvenliği, kamu düzeni, amenna. Ama insanların hukuka da ihtiyacı var. Özgürlüğe de ihtiyacı var. Dakikada bir istediği yerde durduruyor. İstediği aramayı yapıyor. İnsanlar arama iznin var mı? Efendim böyle bir yetkin var mı? Diye bile soramıyorlar. Polisin ya yakandaki numaranı öğrenebilir miyim? Yakandaki numara görünmüyor. Öyle bir şey sorduğu zaman karşılaştıkları tavır çok kötü. Yani bunun birçok örnekleri verilebilir. Türkiye tam bir polis devleti. Tam bir polis devleti. Yani bu geçtiğimiz seçimden polis devletiyle ilgisi, bağlantısı ne? Bunu biraz daha açalım. Halkın tepkisi. Halkın tepkisini polislerin yaptığı uygulamalardan mı? Tabii. Türkiye polis devleti. Evet. Üçüncü neden, bizim halkımız tarafsız cumhurbaşkanına alışmış. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu mahalli idareler seçimine çok yoğun bir şekilde birebir Binali Yıldırım'ın önüne de geçerek müdahil olması bir tepki uyandırdı. Diğer bir neden bu Apo hikayesi. Yani bu komedi. İşte Apo'nun kardeşi televizyona çıkıyor. Hı hı. Televizyona çıkıyor. Efendim HDP. TRT Kurdi'de televizyona çıktı diyelim. Evet. Ondan sonra bunu millet yemedi yani. Hı hı. AK Parti'nin. Ama daha önce de bütün televizyonlara çıktı zaten. Hayır. Şöyle tam seçimden önce televizyonlara çıkması, işte Apo'nun tercihi mi yoktu? Hı hı. Tercihi yoktur gibi ifadeleri millet yemedi. Bir defa AK Parti'nin CHP'ye karşı işte HDP ile sen berabersin yönündeki argümanlarını, suçlamalarını boşa çıkardım. Hı hı. Neticede İmamoğlu veya CHP kazanmadı, AK Parti kaybetti. Hı hı. Bu seçimin çok önemli sonuçları var. Çok seçimin önemli. İstanbul seçimlerinin sonuçlarını doğrudan burayla bağlantılı buluyorsunuz. Çok önemli sonuçlar var. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız adeta Binali Yıldırım'ın önüne geçti. Bu seçimlere birebir müdahil oldum. Hı hı. İstanbul'u adım adım gezdim. Mahalle mahalle gezdim. Seçmen gezdim. Kim geçti? Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanı miting yapmadı. Yapmaz olur mu? Hayır, doğru, yapmadı. Ben Bahçeliler de gördüm. Şimdi bakın oradaki... Sayın Cumhurbaşkanımız adeta, hı hı, kendini oylattı. Kendini oylattı ve kaybettim.
Ha, Cumhurbaşkanı'na haksızlık yapıyorsunuz. Şunu söyleyeyim, kendisi bir prensip kararı olarak hiçbir zaman... Hayır. Öyle şey mi olur? Yani, peki. Eğri olsun, doğru konuşalım. Tamam. Şimdi doğru devam, konuşmak için söylüyorum. Seçimden önce öbür seçimlerde bir meşruiyet problemi çıkmamıştı. Cumhur İttifakı %52 düzeyinde ne yaptı? Oy almıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız durup dururken İstanbul seçimlerinde kendini oylattı ve kaybetti. Bu ciddi bir meşruiyet problemi oluşturdu. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Müsaadenle. İsterseniz arkadaşlar. Hayır, şunu söyleyeyim. Hızlı bir şekilde bir reklam arasında. Bitiriyorum. Peki, buyurun. Bir defa meşruiyet problemi yokken maalesef ortaya bir meşruiyet problemi çıktı. Yani İstanbul Türkiye'yi temsil eder. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızla da özdeş bir şey. Özdeşleşmiş bir şehir. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız kendini oylattı ve bu oylatmayı kaybetti. İkinci bir sonucu, AK Parti'nin büyüsü bozuldu. AK Parti'nin büyüsü bozuldu. Yani ben bu düşüşün bir çıkışı daha olacağını zannetmiyorum. Aynı şey gibi, Mike Tyson diye boksör vardı. Önüne geleni yenerdim. Sonradan İngiliz bir boksör bunu yendi. Ondan sonra önüne gelen Mike Tyson'ı yenmeye başladı. Bunun gibi AK Parti'nin büyüsü bozuldu. Peki. Üçüncü sonuç. İki toparlayalım, bir reklama gideceğiz. Üçüncü sonuç. Halk iktidarın sokakta değil sandıkta değişebileceğini, bu çok olumlu bir sonuç, sandıkta değişebileceğini gösterdi. Türkiye rahatladı. Yani bu anlamda çok önemli sonuçlar var. Evet, bu kadar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Özellikle bir reklam arasına gireceğiz ama reklam arasından sonra hani polis devleti ve seçim etkisi sonuçlarıyla ifade ettiğiniz kısımlara gelecek olursak benim özellikle altını çizmek istediğim bir konu var. Son 10 yıldır İstanbul genelinde Türkiye'nin her tarafına gidiyoruz ama karşılaştım daha eğitimli, kültürlü memurların olduğunu görüyorum. Size göre belki yanlış. Ben örneğin mesela bir polise nasıl davranılması gerektiğini biliyorum. Bir polisin bana karşı nasıl davranılması. Faili meçhul olmayan cinayetlere döndü. Peki, onların cevabını reklamlardan sonra alacağız. Kısa bir reklam arası. Evet değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle Profesör Doktor Recep Seymen Bey'in İstanbul seçimleri üzerindeki etkenleri sıraladı. Sıralarken de özellikle polis teşkilatına, emniyet teşkilatına doğrudan hedef alan sözler sarf etti. O sözlere karşılık da benim, tabii ben emniyet genel müdürü değilim veya sözcüleri de değilim ama en azından haksızlık yapılmaması noktasındaki bir konuyu da dile getirmek istiyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü özellikle AK Parti iktidarı döneminde 90'ların Türkiye'sini herkes çok iyi bilir. 1960'lardan sonraki polis teşkilatını da herkes çok iyi bilir. Bugün polis teşkilatında pırlanta gibi çocukların hukuk dilinden nasıl anlaması gerektiğini ve bir vatandaşa nasıl davranılması gerektiğini en iyi bilenlerden birisiyim. Ben herhangi bir usulde bile dahi bir polis memurunun bir konuda aciliyet dahi olsa bir söz sarf ettiğimde şuna inanıyorum ki bunu yaşadım. Ne kendimi tanıttım ne de şu ABC, ne gazeteciliğimi, ne televizyonculuğumu, ne bir başka konu veya parti ismini kullanmadan. Çok ilginçtir. Hiçbir zaman bana bir haksızlık yapılmadı. Hatta bir dörtleri yakarak sinyal ile birlikte ben bir şerit ihlali yaptığımda polise ifade ettim. Tamam beyefendi, bir yere kadar biz size eskortluk yapalım. Alıp bizi hastaneye kadar götürdüklerini de ifade etmekte fayda var. Tanıyorlardı. O konu. Hayır, beni tanımıyorlardır. Yani o polisin o şekilde o tavırı ne tanımasıyla. Bu çok genel bir evrak. Burada insani değer boyutuna polisleri suçlamıyorum ben burada. Hayır, işte öyle. Siyasileri suçluyorum. Mesela öyle bir imaj verdiniz ki. Hayır, mesela Efkan Ala niye görevden alındı da Süleyman Bey şimdi göreve getirdi? Bir devlet başkanının kendi kabinesi üzerindeki yetkisini ben kendimde bulamam. Benim haddim değil ama sizin de herhalde haddinize değil yani. Sizin, bir devlet benim söylediğim kendi genel kabinesine... bir durum. Beyefendi, şu anda sokağa çıkın. Hı-hı. Eve gidene kadar 3 sefer aranıyorsunuz. Evet.
Arayan yetkisi yok yani. Ben ve arama yetkiniz var mı? 50 kilometre, 110 kilometre sadece eve gidiş geliş bile dahil. Efendim, can güvenliği kadar özgürlüğe, hukuka da ihtiyaçları var. Beyefendi, burada kişisel değil, genel bir durum beyefendi, genel bir durum, kişisel değil. Bakın tekrar söylüyorum. Siz bir defaya o gün bir uygulama olabilir, bir ihbar olabilir, başka bir şey i̇hbar olabilir. İhbar falan yok. İhbar falan yok. Adam durduruyor beni. Valizimi çıkarıyor. Annemin böbrek ilaçlarına uyuşturucu diye el koyuyor. Peki. Diğer eşyalarımı da geri vermiyor. Peki. Çok teşekkür ederim. Efkan hala niye değişti? Süleyman Bey geldi. Bu yani. Bunun, yani onu bunun bir gerekçesi olmalı canım. Sayın Erdoğan size soracak değildi, bana da. Hayır, gerekçesi değil. Olmalı. Sormayacak tabii ki. Kendi kabinesinin gerekçesini bize mi soracak? Bize sormayacak ama tamam. Bir gerekçesi olmalı. Yani ben özelde kalkıp Süleyman Bey'in arkadaşı değilim. Efkan Bey'in de arkadaşı. Hayır. O anlamda bu yanlış bir... Yok. Efkan hala çünkü... Peki. Siyasal mezunu. Efkan Ala da demokrasi, insan hakları, hukuk formasyonu var. Recep Bey. Efkan Ala istese de hukuka aykırı davranamaz. Hocam bir şey söyleyeyim. Kişiliğinin bir parçası. Yani bu polisleri suçlamıyorum beyefendi. Hocam. Polislerin şahıslarını suçlamıyorum. Abi bir şey anlattınız ki yani polis, bu iktidarın devletidir dediniz. Hayır. Çok yanlış bir şey. Polis devleti. Polisleri suçlayan bir ifade değil. Siyasilere yapılan bir atıf bu. Yani siyasilerin işi gücü yok, sizle mi uğraşacaklar? Beyefendi bu sırf bana yapılan bir şey değil. Toplumun genelinde ben görmedim yani. Genelinde var. Kamuoyunda şu an canlı yayındayız biliyorsunuz ve birçok yorum da sizden ilgili aldım. Bu konuda da diyor ki emniyet teşkilatına haksızlık yapılmasın. Hakkari'den tutun Samsun'a, Samsun'dan Edirne'ye kadar herkes şu an mesaj atıyor bana. Sayın Seymen bir vallahi profesör ben olarak kadar, nasıl bu dili kullanıyor diyor. Bugüne kadar HDP'lilerin bu konudaki şikayetlerini hiç kulak asmıyordum. Peki. Şimdiden bunu şunu ifade edeyim. HDP'lilerin ırkçı, bölücü söylemleri dışında insan hakları konusundaki söylemlerine kulak asmak lazım diyorum. Hocam ben. Bir şey söyleyeyim. Maalesef. Maalesef. Bir şey söyleyebilir miyim? Mehmet Bey. Ben İstanbul'da ilk defa hatta Türkiye genelinde ilk defa bu çevirmelerden yani polis emniyet güvenlik için yapmış olduğu bu görevden dolayı şikayetçi olan tek kişi size rastladı. Baba 12 Eylül dönemi de ben yaşadım. Hayır, 12 Eylül'deki ilk dönemlerinde sık yönetim dönemlerinde böyle bir uygulama yoktur. Hem bir akşam burada eve gidene kadar 3-4 sefer aranıyoruz. İner misiniz hocam? Ya da özel olarak bizi tespit ediyorlar, arıyorlar yani. Ben bir akşam buradaki programdan giderken 3 kere yolda çıktım. Babacığım ben 3 kere yolda, bir dakika müsaade buyur ama. Alınan, kaybolan, çalınan eşyaları istiyorum Sayın İçişleri Bakanı'ndan. Benim hayatım gibi bütün vatandaşlarımızın emniyeti ve güvenliği her şeyin üstünde. Bak polis devleti polisle ilgili bir kavram değildir. Polis devleti siyasilerle ilgili bir kavramdır. Ama hocam siyasi bir kavramdır. Bu bir rejim biçimidir. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Bakın söylüyorum. Bu ülke güvenlik sorunu olan bir ülkedir. Bu özgürlük ve hukuk sorunu da var. Masa yakındır mücadele. Tamam, bir özgürlük ve hukuk sorunu güvenlik sorununu peki, aşmıştır. Peki ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu doz aşmıştır yani. Buna dikkat etmek lazım. Sen güvenlik dolayı biz sonuçlansın. İstanbul insanının ne kadar huzur içinde kardeşim benim can güvenliğine ihtiyacım olduğu kadar özgürlüğe, hukuka da ihtiyacım var. Okey? Peki bir polisin sizi çevirmesi ne zarar oldu? Beni 3 sefer çevirir de benim iznim olmadan eşyalarımı karıştırır. Eşyalarımın bir kısmını da vermezse, geri hocam, vermezse bir cahil, beni çok rahatsız eder. Bir cahil olabilir. Bir kardeşim olabilir. Polis halka terörist muamelesi ama yapıyor. Devlete bu terörist mi? Kavramı o kadar kolay kullanılıyor ki. Genelleştirmek bunu yanlış. Bunu AK Parti yaptı. Bizden olmayan terörist. Hocam, polis de halka terörist gözüyle bakıyor. Allah aşkına ya. Allah aşkına tabii. İlim adamısınız. Bak bir ilim adamısınız. Saygı bak, duyuyorum. Bak İstanbul seçimlerini AK Parti'ye göre kimler kazandı biliyor musun? Hocam, teröristler kazandı. Hocam ben size şunu söyleyeyim. Bizden olmayan terörist. Ve polis de o gözle bakıyor halka. Hocam bak siz eğitimcisiniz. Bir profesörsünüz. Üniversitede ders veriyorsunuz. Evet. Ve sizi dinleyen 22 defa da atıldım Allah, biliyor musun üniversitede? Allah aşkına ben size şunu söyleyeyim. Bu kullandığınız dil ve bu yaptığınız suçlamaların tam bir polis devleti. Seçimle veya seçim sonuçlarıyla yakından uzaktan hiçbir alakası olmadığı Sayın gibi. Sayın halkın tepkisi. İstanbul halkı. Polis devletine halkın bakın, tepkisi. Sayın Seymen. Bir şey söyleyip bırakacağım. Peki. İstanbul'da Sayın Bakanımızla birlikte seçim dolayısıyla 1-2 programına katıldım. İnanır mısınız Sayın Soylu'ya İstanbul değil Türkiye genelinde
olduğu gibi İstanbul'da da Allah sizden razı olsun. Biz geceleri rahat uyuyoruz. Güvenliğimiz yerinde. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi teşekkür özgürlüğün bedeli eğer o tedbirler alınmasa bir dakika. Can güvenliğinin bedeli özgürlük ve hukuk olmamalı. Bir dakika orada gelecek. Eğer siz özgürlükleri hukuku askıya alarak can güvenliğini sağlıyorsanız hocam, onun hiçbir kıymeti hocam, yok. Hocam bakın ben zaten bütün diktatörlüklerin yaptıkları budur. Hocam, Sayın Seymen bakın burada farklı noktalara götürüyorsunuz. Bu etik değil. Elbette, nasıl etik değil? Özür diliyorum Mehmet Bey. Mehmet Bey hukuku korumak lazım. Kanun ve nizama göre polis tek üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi lazım. Özgürlükleri ve bizim de sorumluluğumuz hukuk devletini askıya alarak yapamazsınız. Onları suçlamak değil. Özgürlükleri hukuk devletini askıya alarak yapamazsınız. Can güvenliğimizi düşürmek zorundayız. Can güvenliğimiz önemli ama bizim özgürlüğümüz de önemli beyefendi. Özgürlüğünü kısıtlayan hukuk önemli. Yani senin valizine bakmış. Özgürlüğümü kısıtlayan siyasi iktidar. Polis devleti derken polisleri suçlamıyoruz biz. Hocam size yakıştıramadım. Nasıl yakıştıramadım? Yani vatansever birisi olarak elhamdülillah. Eğer kalkıp da bir valiziniz arandı diye bu devletin emniyet teşkilatına bu genel bir şey. Diktatörce bir devlet yönetimi sırf bana yapılan bir şey değil beyefendi. Sayın yazık oluyor yani. Ben İçişleri Bakanı'ndan alınan eşyalarımı İstanbul halkı bugün referandum yapılsa %80 yapıldı işte. Emniyet teşkilatı yapıldı takdir işte. Yapıldı AK Parti kaybetti. AK Parti ile onun bir alakası yok ki. %10 fark yedi. Allah aşkına etmeyin ya. Bir müsaade arkadaşlar. Yakışmıyor. Lütfen. Sayın Seymen bakın. İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız kendini oylattı. Beyefendi. Ya o ayrı bir konu. Bak ünvanınız itibariyle. Ama emniyet itibariyle. Polis devleti Sayın neresidir? Sayın müsaade eder misiniz? Ünvanınız itibariyle. Ünvan önemli ne var canım? Tamam profesör dediğimiz sıfatın ne olduğunu az çok kamuoyu bildiği gibi bizler de az çok biliyoruz. Yani size bir hoca herkes makamı verdik. Herkes farklı bir şey söylüyor. Bakın bir hoca makamı olarak anıyoruz sizi. O makamın hangi dilde hangi ölçüde kullanılması gerektiğini de siz biliyorsunuz. Niye ama kalkıp da. Polis devleti kavramı niye? Polis devleti hayır, kavramı ben, niye? Ben bunu bile hakaret polis devleti kavramı polislere yapılan bir suç ama değil. Polis nedir? Hayır burada. Polis devleti kavramı bakın, politik bir kavramdır. Bakın sizin ben siyasi rejimin bakın tiplerinden biridir. Sizin politik söylemlerinize ve algı yönetimin sisteminiz bir iktidarı aşağılama. Polis devleti polis devletidir. Ilan, evet. Polisleri aşağılama. Polisleri değil beyefendi. Hayır, aşağılıyorsunuz. Polis devletiyle polislerin bir ilgisi bakın, yoktur. Bu tamamen yanlış konuşuyorsunuz. Polis devletiyle hayır, polislerin bir yanlış konuşuyorsunuz. Polis devleti bir yönetim bir rejimin adıdır. Size siz, kimlik soran polisi siz, suçluyorsunuz hayır. Hocam. Hayır. Bu milletin adamı karıştırdı diyorsunuz. Hayır, de, onlara o emirleri veren ben, insanları suçluyorum. Politikacıları suçluyorum. Bakın halkın iradesine İşte halkın iradesini gördük İstanbul'da. Hayır hayır alçak veya aşağılık düzeyde polis veya diktatör sıfatı veriyorsunuz. Hayır. Bu sanıyorum kendinizi bu rejim rejimin bu rejimin hayır. Adı beyefendi siz, rejimin bak, adı. Rejimin adı değildir. Bu ülkenin iradesi polis, ne olduğunu polis devleti herkes, rejim biçimlerinden ülkede, biridir beyefendi. Ülkede polis devleti ve rejimi olmuş olsaydı siz şu dakika şu itibariyle şu koltukta oturamazdınız. Ben 22 defa hayır, atıldım. Hayır. Bu koltukta oturdum. Bak saygısızlık yapıyorsunuz. Beyefendi lütfen. Saygısızlığı siz yapıyorsunuz. Hayır yapıyorsunuz. Tarafsız an, olun burada. Hayır tarafsızım ben. Burada. Bakın bir tarafsız olun hayır, burada. Bir devletin yönetim tabii ki size şey, dokunmazlar. Hayır bize dokunma meselesi tutarlar. Değil. Tabii ki sizi el üstünde tutarım. Hocam böyle bir şey meselesi değil. Onu siz yapıyorsunuz. Hayır Sayın Seymen. Onu siz yapıyorsunuz. Peki bir dakika. Yanlış. Bir şey söyleyeyim. Murat Bey buyurun. Bir defa moderatörlüğünüzü yapın. Bir dakika ben yapıyorum. Nasıl yapmam gerektiğini de size gösteriyorum zaten buyurun. Şimdi kesmezsek şey yaparsak daha bence sağlıklı olur. Bir kere hocaya yapılan kabul edilemez. Onu biliyoruz kamera söylüyoruz. Kamera görüntüsü de vardır. Vardır. Bence o görüntüleri kesinlikle siz aynı zamanda hani çok amiyane konuşacağım ama sade bir vatandaş değilsiniz. Bak size yapılanı Sabri Bey kınadı. Bana yapılanı hiç kınamıyor. Bakın, hayır kınıyorum. Ama bir saniye. Ben diyorum ki bak, siz. Rica ediyorum. Peki buyurun. Ona yapılan nasıl şimdi farklı. Orada aynı kamera şey. Kayıtları. Çok daha beteri bana her polis noktasında sizi nerede durdurmuşlardı Sayın Hocam? Beni valla buradan eve gideyim. Yok, eve gidene kadar üst sefer durduruyorlar. Bakın bu olayı nerede yaşadınız siz? Bu Avrasya tünelinin dedi. Girişinde. Bakın Avrasya tünelinde hem o polis noktasında hem polis noktasını çıkıp kameralar kamera vardı. Kaydı var. O kamera kayıtları. İnşallah kaybolmaz. Kaybolmaz. Kaybolursa aynı zamanda bir hukuki skandaldır. Bunun da peşine düşelim. Vay Allah razı olsun. Peşine de birlikte düşelim. Bakın bravo, ben de birlikte bravo. Düşelim. Allah razı olsun. Bu kabul edilemez. Ama Türkiye polis devleti değil. Polis devleti. Polis devleti neredir biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri bir polis devletidir. Almanya bir polis devleti. Her gün bırakın. Her gün. Ya. Evet. Nerede hocam sen orada yaşıyorsun. Amerika'da bir saniye. Polis rica devleti rica görmediniz hocam. Siz yurt dışı. Amerika'da bir polis gelip izin bizim olmadan
senin özel eşyalarını valizine alıp tamam, savurup içinden anneni bilmem resmi üzerinde izin olan bandrol olan ilaçlarına uyuşturucu hocam, diye el koyamaz. Bunu mahvederler. Beyefendi sizi sorgusuz kurşuna dizen polisler var Amerika'da. Nereden bahsediyorsunuz? Bunlar bakın var. Yaşadığı... Almanya'da eğer polis size kimliğinizi ver dediği zaman vermediğiniz takdirde Amerika'da eğer siyahsan var, siyahsan. Hocam bırak. Siyahlara siyahsan var. Hocam. İşte Amerika'da bir ayrımcılık olduğu kesin. Siyahsan var. Beyazlara yok o. Her gün bir siyah, her gün mesela beyaz da olsa Türkseniz, beyaz da olsa Kafkas kökenliyse mesela Amerika'da bilir misiniz? Kafkas kökenlerin kanı kabul edilmez kan bağışına gidildiğinde. Canım genelde Müslümanlara yapıyorlar. Müslümanlara da aynı şey yapılıyor. Sizin yaşadığınız hadise, yaşadığınızı söylediğiniz hadise kesinlikle bakın ben görüyorum genel bakın, yerde bakın, polis durmadan insanları mesela bununla tutmuyor. İlgili bir şikayette bulundunuz ve Güneydoğu tipleri, Doğulu tipleri durmuyor. Hocam bakın ama girdiğiniz tünel bakın hocam tabii canım onlar nereden hocam, alıyor emri nereden alıyor? Hocam bakın girdiğiniz tünel herkesin tipine, cinsine, rengine bakmaksızın aranması gerektirilen bir tünel. Neden? Şimdi, bakın şu yukarıda. Seçiyorlar. Şu yukarıda hocam bravo. Bakın ben de bunu yaşıyorum bazen. Metrobüse biniyorum. Bakın ben sade bir vatandaşım. Arabam yok, bravo. Başka bir şeyim yok. Metrobüse biniyorum. Sakallı olduğum, saçım başım karışık olduğu günlerde polis beni durdurabiliyor. Bravo. Ama hocam nedir bu biliyor musunuz? Ben bundan hiç gocunmuyorum. Bir kere de basın kartımı gösterip geçmedim. Bir kere de Cumhurbaşkanlığının bana tahsis ettiği Cumhurbaşkanı'nı takip etmek için gösterilen kartı gösterip geçmedim. Ben evimin önünde yani dans edildim. Öldüresiye gazeteci olduğum halde. Yani bakın, tanışılmasın. Hepsinde kimliğimi gösterdim. Neden biliyor musunuz? Ya sabahın 5'inde o gariban 12 saat boyunca bir polis memuru orada dikiliyor benim can güvenliğimi korumak için. Evet özgürlük bir haktır. Doğru söylüyorsunuz. Bakın. Can güvenliği. Bakın orada kimliğimi bakın orada önümde bir başkası. Bak siz söylediniz. Hocam, renginiz, tipiniz farklı hocam, olduğu zaman bakıyor hocam, değil mi? Hocam önümde bir başkası bakın akademide bir suçlu tanımı vardır. He değil mi? Eğer polisin gözünün içerisinde 2-3 defa göz kaçırıyorsa bu olağan şüphelidir. Gittiği istikametin yanındaki istikamete geçiyorsa polis noktasından bu olağan şüphelidir. Bakın bunların tamamında mesela dağdan şeye inip bakın çok çok basit bir şey anlatacağım size. Ama şunu bakın, dikkat almıyorsunuz. Öğretilen, bakın akademi hocam. Hükümet, iktidar hocam, kendisinden olmayan herkesi terörist diye hocam değil. Hocam, işte bakın bakın ne yapılıyor biliyor musunuz? Polis okulunda öğretilen çok ilginç bir şey vardır. Eğer bizim ülkemizde maalesef böyle bir sorun yaşadığımız için eğer bir kişi sizi gördüğünde göz teması kurmaktan kaçınıp sağa doğru meyil alıyorsa polis soldayken arayın. Rengi çok fazla kavrulmuşsa bakın evet bakın neden bak kavrulmuşsa diyor niye biliyor musunuz? Dağdan şehre inip bomba patlatmak isteyen teröristler de rengi. Hatta son dönemde PKK bu stratejiyi değiştirmiştir. Potansiyel neden? Aylarca şehir içerisinde taşıyan herkes polis durdurur. Bu bakın. Basit. Hayır. Bu bir haktır. O işte polis devleti o. Değildir. Polis devleti o işte. Sizin yaşadığınız bakın polis devletinin poliste bir ilgisi yok. Polis devletinin polis hocam beni durduruyor. Ben çok memnuniyetiniz varsa normal tepkimi gösteriyorum. Hiç sorun çıkarmıyor. Şu anlayışın bir etkisi var o konuda. İktidar kendisinden olmayan herkesi terörist nasıl olarak tanımlayabiliyor hocam bir barkodunuz mu var? Mesela bu seçimi bu aracılara göre bu seçimi mı? Teröristler kazandı. Tamam bana şunu söyler polis misin? Polis de halka öyle yaklaşıyor. Recep Bey. Hocam Recep Bey siz hocam. Nasıl terörist sizi tanıyorlar? Ya araç plakasından mı durduruyorlar? Vallahi benim mesela araçla basmış gidiyorsunuz 80'le 70'le 60'la. Sefer durduruyor. Nasıl görüyorlar o trafiğin içerisinden? He? Yani bu söylediğiniz hayatın alanı ile uyumlu değil. Yaklaş, herkesi durdurmuyorlar. Mesela şikayetçi oldunuz mu şu yaşadığınız hadiseyle ilgili? Oldum tabii. Tamam. İnşallah bununla ilgili İçişleri Bakanı'ndan eşyalarımı istiyorum. Bakın yine mesela siz diyorsunuz ki ben birileri müdahale etti, ilaçlarımı aldım. Kim o birileri? Siz normal bir vatandaş gibi davranmıyorsunuz ki o zaman. Birileri müdahale etti. Sizden de orada şüpheleniyorum. Normal vatandaşın gözaltına alınıp aylarca... Peki Sayın Alan toparlayın. Lütfen ben Sayın Kaplan. Ben söyleyeyim yakalandı diye gözaltına alınması mı lazım? Hocanın yaşadığı hadise
Eğer anlattığı gibi ise skandaldır. Ama İstanbul'da ve son ben şuna halka terörist gözüyle bakıyor. Öyle bir şey yok. Peki. Polisimiz ya canla başla özveriyle çalışan bir emniyet teşkilatı var. Ben gördüğümü söylüyorum. Yani dünden vardır bütün teşkilatı suçlamak yani. Dünden sizin söylediğiniz tarzda polis değil. Yok. Bak bunlar polislerin suçu değil. Bunlar yönetim anlayışı. Peki çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sayın Seymen yani müsaade. Bunlar müsaade. Siyasilerin o anlayışını peki. Yansıtıyorlar. Halka. Sayın Seymen bakın Sayın Alan ifade etti. Eğer size yapılan bir haksızlık varsa o kayıtları... Canım bana yapılan haksızlık önemli. Bana da önemli de... Ama bunu kalkıp bir emniyet teşkilatının tamamını tövbe altında... Yok emniyet değil. Bak Sabri Bey siz halen anlayamadınız. Yok bu, bakın... Polis devleti bir yönetim anlayışı, bir rejim. Siz Amerika'ya gidip geldiniz mi Sayın Seymen? Ya Almanya'da polis veya İngiltere'de polis devleti o gördünüz monarşi. Amerika'da yalnızca siyahlara ait muameleler yapıyorlar. Yok yani herkes yapıyorlar. Aynıdır. Peki. Teşekkür ediyorum Sayın Taptık. Evet Sayın Seymen İstanbul seçimlerini getirdi. Polis devletiyle birlikte neredeyse halkın iradesini de bir diktatörlük ve polis devleti sıfatıyla bütünleştirdi. Yani, şimdi Sayın Oda, Hocam'ın ünvanından özür dileyerek şunu söylemek istiyorum. Hocam galiba sanrılar görüyor. Çünkü gerçek hayatta ben bu şehirde yaşıyorum 30 yıldır. Ve bir akademisyen eğitimciyim, araç kullanıyorum. Bu şehrin sokaklarındayım akşama kadar. Hı hı. Hocamın bahsettiği polisler hani böyle insanların çantalarını söken döken. Hocam müsaadeniz zaten bir saattir konuşuyorsunuz. Şimdi çantalarını söken döken. Evet biz de çevriliyoruz. Biz de asayiş uygulamalarına denk geliyoruz. Ama çok nazik, çok nitelikli polisler sizle bizle konuşarak dışarıya davet ediyorlar. Aracımıza bakıyorlar. Aynı teşekkür gibi. Ettikten sonra yollarımızı ayrılıyoruz. Ve Türk polisinin son 10 yılda niteliğinin, kalitesinin son derece yükseldiğini düşünüyorum ve Türk Polis Teşkilatı'na haksızlık edildiğini düşünüyorum. Birinci söyleyeceğim konu bu, önemli, bunun aynen, üzerinde durmak gerekiyor. Polis devleti konusunda da hocam, şimdi o konuda da söyleyeceklerim var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kız çocuğu bir kola şişesine tekme attı diye bir Amerikan polisi o çocuğu alnından vurdu ve dedi ki gece karanlığıydı, ben göremedim, silah sesi zannettim. Ve polis takipsizlik aldı. Yani hiçbir cezaya uygulanmadı. Amerika gibi olmak polis devleti değil. Diyorsanız işte polis devleti budur. Türkiye'de biz gezi olaylarında polislerin nelere maruz bırakıldıklarını, nasıl numara olanlara yani, evet, hakaretlere uğradıklarını falan bir gördük. Bir görüntü vardı. Biliyorsunuz markete iki polis memuru girdi. Markete nasıl bir hakarete maruz kaldığını hepimiz gibi. Yani kalkıp polis bu şekilde, evet, bu şekilde bu işin Sabri bence Bey, bu iş... anlayamadınız. Biz polislerden bahsetmiyoruz. Polis devletinden polis bahsediyoruz. Polis de böyle dediniz. Polis devleti bir rejimin adıdır. Polislerle çok ilgili değildir. Peki. Bireyselde olan ben hocamın söylediği yaşadığı olay bilmiyorum tabii kamera görüntüleri vardır. Bireyselde olan hataları bir teşkilata yansıtmak ya da bir devlet politikasıymış gibi görmek. Biz hocam daha ilk polis devleti bir devlet politikası şeydir. Olarak görmek de doğru değildir. Çünkü bizim devletimizin böyle bir politikası olmadığını biz biliyoruz. Herkes biliyor aslında. Polis teşkilatının böyle bir uygulaması olmadığını biliyoruz. Ama siz şunu göz ardı ediyorsunuz. İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyorsunuz. Metropol ve yaklaşık 2 milyonun üzerinde Suriye vatandaşı var. Kimlikleri yok. Gittikleri yerler tespit edilemiyor. Polisin asayiş uygulamaları yapması kadar, sık yapması kadar doğal bir durum olamaz. Bunu bir polis devletiyle eşleştirmek en basit ifadeyle insafsızlık olur diyorum. Türk polisine ve Türk devletine bu konuyu böylece noktalamış olalım. 12 i̇kinci, saat çalışıyor. Türk hayır, AK Parti politiğiyle bir yarım AK Parti devleti. Hocam evet işte ikinci Türk konu da bu. Türk devletiyle böyle bir şey yok. Sayın hocam ikinci konu da bu. AK Parti devleti. Sizin şöyle ben sanrı görüyor hocam derken hocam. Gerçekten hakaret etmek için söylemem ama hocam gerçekten sanrı görüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Aracınızda giderken sizin AK Partili olduğunuzu nasıl X-ray ışınlarından öyle bir sistem olsun da polisler olabilir mi Sabri Bey? Yani böyle bir şu an herhalde şifreli istiyorlar. Yani hocam gerçekten başkanının psikolojisi değil. İfade ediyorlar. Reis. Şimdi ikinci tamam, konu. Sayın ne dediler de sayın? Bir saniye hocam nasıl oldu mesela? Nasıl reis dediler Cumhurbaşkanı'na? Buyur. Hayır Atakan Bey bir şey söylüyor ama. Mesela nasıl reis dediler Cumhurbaşkanı'na? Nasıl anladınız bunu? Polis devleti bir rejimin adıdır. Hayır hocam. Değildir. Kendi aralarında reis dediler diyorsunuz. Kendi aralarında reis dediler diyorsunuz. Nasıl anladınız? Ne oldu da reis dediler? Birbirlerine reis diye hitap ediyorlar. Birbirlerine reis diye hitap ediyorlar. Yani reis şöyle söyledi. Söyleyebilirler ama bunu suçu siyasiler. Bakın anlayamadığınız noktada.
siyasiler acaba anlatamadığınız terörist kavramı o kadar kolay kullanılıyor ki. Tarsız gidiyor yani. Hocam bırakın da terörist müsaade edin. Terörist kavramı o kadar kolay kullanılıyor ki. Neredeyse toplumun yarısı terörist. Neredeyse bu seçimi teröristler kavramı. Hocam tamam. Kazandı. Polis de tamam buradan yola abi. Çıkarak halka terörist gözüyle bakıyor kardeşim. İşte polis burada yanlışsınız. Acaba FETÖ'cü polis mü? Halka terörist gözüyle bakmıyor. Bakın sizin damadınız olabilir. AK Parti'nin polisi diye bir şey olabilir mi ya? Tabii tabii AK Parti. Devletin, milletin hocam, polisi vardır. Ya. Böyle bir şey olabilir. Bak, söz hakkını alıyor. Buyur program. İnşallah öyle olur. Sayın Seymen bakın. Tekrar size hatırlatmakta fayda var. Bakın Profesör Ünvani dedik. Sabri Bey siz yöneticisiniz değil mi? Ya bakın herkesten çok konuşan siz oldunuz. Söz kesen siz oldunuz. Buyurun buyurun. Bırakın. Buyurun buyurun. Konuşsun Sayın Taptık buyurun. İkinci konuşuyor Recep Tayyip Erdoğan'ın burada bu seçimde kendini oylattığı gibi böyle hocam tutarsız, donesiz, arka planı dolduramayacağı bir öngörüyle yaklaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Erdoğan bildiğim kadarıyla miting yapmadı. Evet yani ikinci 62 günlük seçim sürecinde Tayyip Bey hiçbir şekilde aktif olarak rol almadı. Sahaya çıkmadı ama birinci dönemde evet görev aldı. Fakat şöyle bir durum var. İlk yerel seçimde Türkiye'nin genelini kapsıyordu. İstanbul özeline inince iş İstanbul özeliyle ilgili Tayyip Bey'in hiçbir zaman böyle agresif siyasi bir baskısını görmedik. Bunun böyle ilçe gezdi Sayın Cumhurbaşkanı. Tespitini, hocam bunun tespitini şu şekilde yapmak lazım. Yerel seçimler Türkiye genelindeyken Tayyip Bey bir partinin temsilcisi aynı zamanda. Tabii ki gezecek ama İstanbul yereline indiğinde Tayyip Bey sahaya inmedi. Hiçbir şekilde inisiyatif almadı ve Binali Bey'le yani ikinci de bu olmadı hocam. Siz gerçekten oldu. Ben mitinge gittim. Katıldım baba. Bahçelilerdeydim ben. Başka mitinge gittim. Katıldım. Şimdi Binali Bey'le İmamoğlu arasında yapılan yarışın sonunda İmamoğlu bir şunu da söylemek lazım. Tayyip Bey arasında yapıldı yarış. Bir dönemde stratejik hamleler yaptı. Hepsi hatalıydı. Kaybetti. Yani bunu bu kadar net şekilde söylüyorum. AK Parti'nin ikinci bir dönemde ciddi manada da oy farkıyla kaybetmesinin sebebi kazanmaya yönelik planladığı stratejik hamlelerin hatalı ve başarısız olmasından kaynaklıydı. Yoksa Recep Tayyip Erdoğan faktörünün burada etkili olduğunu hiçbir suretle düşünmüyorum arkadaşlar. Diğer konu da şu. Kendinden olmayanı terörist bu kelime çok ağır ve yani bu şekilde Türk polisine yani Türk polisi değil AK Parti öyle bir tarama polisi. Hocam lütfen ya AK Parti'nin ayrı bir polisi, Türk'ün ayrı bir polisi var. Bu ülkenin polisine böyle bir ithamda bulunamazsınız. Yani şimdi AK bunu Parti siyasiler yaptı. Şimdi karşıdan gelen vatandaşı polis İsrail'e tarayıp AK Partili geç işte CHP'li genel olarak halka öyle yaklaşıyor. Tabii halkın hocam yok. Lütfen bu gerçekten sizin gibi bir akademik ünvana sahip insanın herhalde QR koduyla barkodu farklı galiba. Rusya'dan mı başka yerden mi geldi bilmiyorum. Yani böyle bir tövbe altında bırakmak son derece yanlış bir şey. Hocam ben yapmak görüyoruz bu yani. Konuyu. Peki, Türk polisiyle karıştırmayın yalnız. Ama söz verdiniz. AK Parti polisi. AK Parti polisi. Evet, devam edin. Bu konuyu da düzeltmek gerekiyor ve yani bilmiyorum bugün niye böyle oldu ama bu programın vallahi bir daha da düzelmedi. Gezi ile başladık öyle başka peki, bir noktaya gittik. Peki toparlayın buyurun. Evet siyasi olarak da işte aslında bizim konuşacağımız konu bugün davet edildiğimiz konu. Farklı konular. Son dönemlerde evet gerçekleşen Sayın Bülent Arınç'ın açıklamaları ve evet. Siyasi gündem üzerine konuşacak. Tamam tam konu oraya gelmişken hemen sizden başlayalım. Oradan tekrar diğer konuklarıma döneceğim çünkü uzun süre sessiz kaldınız, seyirci olarak kaldınız. Sizden tekrar başlayacağım. Sayın Bülent Arınç'ın biliyorsunuz bir televizyon kanalında çok önemli açıklamaları oldu ve parti içi muhasebenin mutlaka olması gerektiğini ve kendisine göre de AK Parti'nin bütün hatalarını tespiti olarak eski dava arkadaşlarının, yol arkadaşlarının gelinen süreçlerde veya kurulan kumpaslardan FETÖ'yle mücadeleye kadar hatta maaşına kadar birçok konuyu konuştu. Siz Bülent Arınç Bey'in bu konuşmalarını çok öncelikli önemli bulduğunuz, ya şurası çok önemliydi, AK Parti şuraya dikkat etmesi gerekiyordu dediğiniz nedir? Evet. Aslında Bülent Bey bu tarz konuşmaları siyasi hayatı boyunca sürekli yaptı. Biraz sıra dışı bir karakter. Eleştirileri hep oldu. Eleştirileri evet. Yani şöyle söyleyeyim. Belki de onu farklı kılan da o. İlk önce hatayı söyleyebilmeyi beceren ve bunu üslubunu da koruyabilen bir siyasetçi. Mesela gazeteci olarak da bunu Abdurrahim Dilipak beyefendi çok güzel bir şekilde. Abdurrahman Dilipak beyefendi çok düzgün bir şekilde yapıyor. Ve belki bir kesim tepki gösteriyor olabilir ama AK Parti ile ilgili yaptığı eleştiriler son derece tutarlı ve yerinde eleştiriler. Bülent Bey'in de yaptığı tespitlerin, eleştirilerin birçoğuna kesinlikle katılıyorum. Ben de son dönemde AK Parti ile ilgili benzer söylemlerim olduğunu işte programlardan takip edebilirsiniz. Çünkü AK Parti'nin artık yavaş yavaş
özündeki ateşi çok fazla diplere doğru ittiğini ve kabuk bağladığını, siyasi sürdürülebilir hikayesinin sonuna doğru geldiğini düşünüyorum. Ve bunun derhal durdurulması gerektiğini, yeni tedbirler alması gerektiğini, vizyon değişiklikleri olması gerektiğini düşünüyorum. Bülent Bey'in yaptığı tespitlerin de birçoğuna kesinlikle katılıyorum. İşte KHK en çok tartışılan konulardan biriydi. KHK'lılara maaşının bağışlanması hikayesinden bahsetti ve bu bir kesimden ciddi mağduriyetlerin çok olduğunu ifade etmesi. Ama şimdi Sabri Bey, bu iş böyledir. Yangın varsa ormanda sadece ağaç peki KHK kararları İstanbul seçimi veya Türkiye'deki genel seçim 31 Mart seçimleri üzerinden çok etkili olduğuna inanıyor musunuz? Hiç kesinlikle onun belirleyici olduğunu düşünmüyorum. KHK'ların bu konuda belirleyici olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Peki doğrudan en çok seçimi etkileyen sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Neyin dediniz pardon? İnsani olarak bir takım ciddi sıkıntılara sebebiyet verdiğini düşünüyorum. İşin doğası gereği. Çünkü demin söylediğim gibi bir orman yangını olduğunda sadece ağaçlar yanmıyor. Sincaplar, kuşlar, bütün orada yaşayan canlılar yanıyor. Ve bu bir çeşit orman yangınıydı. Biz bunu böyle görmek lazım. Orada haklı, haksız, suçlu, suçsuz karışmış olabilir. Zaman içerisinde bu ayıklanıyor. Bakın halen ayıklanmaya devam ediyor. Halen bu süreç sürdürülüyor. Ama biz şunu diyemeyiz. Yani burada suçsuzlar da var. O yüzden hepsini birden serbest bırakalım ya da işte bu süreç yokmuş gibi davranalım. Bunu yapma lüksümüz artık bu saatten sonra. Kamuoyunun en çok rahatsız olduğu KHK kararlarından bazılarında şu çok önemli. Mutlaka ihraç edilenler, mazlum olanlar vardır. Ama en büyük tepkilerden biri şu. FETÖ'yle doğrudan iltisaplı olan ve herkesin bildiği ablalar, bölge imamları vesairesi şuyu buyu. Abiler, burada yeterince bir mücadele edilmediği ve en çok seçimlerde konuşulan konuların başında güçlü olan dışarıda ama zayıf olanlar içeride gibi bir eleştiri var. Buna ne diyorsunuz? Sayın Şamil Tayyar'ın böyle bir ilk o başlattı sanırım. Hı-hı. Antep'te bir borsa kurulduğuna dair FETÖ'cülerin orada bir borsa kurduklarını ve dolar hesabıyla sicillerini aklattıklarına dair böyle bir konuşması olmuş. Ve çok yankı buldu Sabri Bey. Ne yazık ki biz de çevremizde benzer ibareler, benzer emareler görebiliyoruz. Bu tabii üzücü. O zaman bu davayla samimi bir şekilde bu olayla, bu vakayla, bu canavarla savaşan insanların samimiyetlerini sorgulamaya başlıyoruz. Yani parası, ekonomik gücü, siyasi bağlantısı olan insanlar bir şekilde bu işin içinden sıyrılırken galiba mazlum vatandaş bu şeyin altında ezilmiş oluyor. Bravo. Bence bunun hakkaniyetli bir düzen sistemle ayrıştırılması lazım ve hiç kimsenin siyasi ayrıcalık, işte mesela bunu çok tartıştık biz bu programda. Şaban Dişli'nin Lahey Büyükelçisi olması konusunun mesela, bu çok tartışmalı bir konuydu. Toplumun en çok olmalı mıydı değil mi? Bizi yaraladı yani bu insanlar. Hani böyle bir vakanın oluşması mesela AK Parti'ye bence zarar verdi. Seçmenini temelde seçmenin ilk başta baktığı işte bu vatan elden gidiyor, biz her şeyimizde arkasında duracağız söyleminden hızla kaymasının en büyük sebeplerinden birisi de buydu. Yani o zaman hani nasıl bunlar hepsi böyleyken kendine yakın olan, işte başta olan, siyasi gücü olan bir kişinin nasıl böyle devşirilebildiği konusu hep tartışıldı ve hep vicdanların bir konusunun bir köşesinde kaldı yani bu konu. O yüzden bence hatta şu çok önemli bir husus. Nihal Olçok hanımefendinin sosyal medya paylaşımlarını biraz inceledim. Ben geliyorum diyen bir tepkiyi dile getirdi. Aslında bütün tweetlerine baktığımızda böyle sırasıyla incelediğimizde tepkilerin nasıl yukarıya doğru ivme kazandığını görüyoruz. O görüntülerin içerisinde de Mehmet Dişli'nin bir darbeci general olarak sıfatı geçen veya bir hademenin hastanede çalışırken bir yerde ismi geçmiş diye Baylok'tan tutuklanıyor. Ailesi de olduğu gibi açığa alınıyor ama öbür yandan FETÖ'ye ve doğrudan iltisaplı olan, güçlü olan akımların tamamı dışarıda, bir hademeye mi kaldı FETÖ'nün bütün darbesi diye biraz da burada bakmak lazım. Benim de yakından tanıdığım birkaç insan var. İnsani değer boyutunda baktığımızda gerçekten vicdanları yaralıyor. Evet. AK Parti'nin öz eleştiri makamının, istişare makamının bu anlamda körlendiğini söylemesi Sayın Bülent Arıcı'nın da dikkat ettiği konulardan biri de bu olduğunu da unutmayalım.
Kamuoyunun kendisi okulda tartışılıyor. Kamuoyunun tepkisini o kendisinin sorunu zaten toplumda, evet, toplumda onu da tartışan çok yüksek düzeyde bir kitle var. Kabul görmüş. Kendisini o, de suçlu görenler var vesaire. Toplumda ama, genel bir kanaat var. Ama genelde şu çok önemli. Toplum bu gibi muhasebenin eksik olduğunu ve buna hükümetin daha real bazı noktalarda bakması. Canım güçlü FETÖ'cüler geri dönüyor. Gariban FETÖ'cüler. Peki. Onlara garibanlara FETÖ'cü bile peki, demek yani. Çok teşekkür gariban ediyorum. Vatandaşlar. Evet. Sayın Seymen'i bu akşam biraz zor herhalde durduracağız, onu söyleyelim. Peki. Bülent Arınç'ın konuşmalarını incelediniz sanırım. Orada başlıkları önemli. Size de aynı konuyu sormak isterim. Örneğin en çok evet burada haklıydı dediğiniz başlıklar neydi? Burada haklıydı noktasında bilemiyorum tabii, Bülent Arınç abimizdir. Siyaset olarak da düşünce tarzımızın Saadet Partisi'nden bugüne gelen gelenekte düşünce tarzımızın Refah Partisi'nden bugüne gelen Milli Selamet'ten bugüne gelen daha evet. geriye gidelim. Düşünce tarzımızda da kanaat önderlerimizden, yol göstericilerimizden biridir. Ben Bülent Arınç'ın burada ne yapmak istediğini bilmiyorum. Ha ama yeni bir parti kurmak istiyorlarsa ben açık söyleyeyim yine bir hüsranla karşılaşacaklar. Yani o konuda çok başarılı olacaklarını da düşünmüyorum ama evet, şöyle bir şey söyleyeyim. Ona çok karşı. Efendim? Bülent Bey yeni bir partinin kurulması olabilir. Bilemiyorum yani o hususta ama Bülent Arınç'ın sözleri dediğim gibi hani o ben bunu en azından o düşünce ekolünden gelen biri olarak saygıyla karşılıyorum şu aşamada. Neden? Çünkü hakikaten biz çocukken en ön sıralardan alkışladığımız abilerimizdir. O da Abdullah Gül de, Sayın Abdullah Gül de, Cumhurbaşkanımız da, rahmetli merhum Erbakan hocamız da. O yüzden ben bunları benim en azından benim kişisel olarak şu aşamada buna itiraz edebilecek, buna eleştirebilecek durumda değilim. Vicdanen rahatsız olur bunu eleştirerek. Ama şunu söylerim. Mesela Şaban Dişli örneğinde eğer mesela Mehmet Dişli beraat etseydi, dosya dışı tutulsaydı, bakın insanlar annesini, babasını, kardeşlerini seçemiyor. Bir siyasi partiyi seçebiliyorlar. Dinini de seçebiliyorlar. Çok ilginç. Ama dilini, ırkını, bravo. Ondan sonra anne, babasını, ailesini seçemiyorlar. Benim babam... Nerede doğmak gerektiğini de bakın benim babam, açık konuşayım. Benim babam namuslu bir çaycıydı babam. Derdi ki oğlum sakın marka verirsiniz ya çay alırken. Çay verirken sakın hani çocuksun ola ki marka hızlı bitsin diye bir tane alırsın hani diye düşüncesi de oğlum bir marka fazladan aldığında biz zengin olmayız ama bir marka fazladan aldığında biz hırsız oluruz. Sakın bunu yapma bravo, diyen bir adam. Bravo, bravo. Şimdi ben dönüp baktığımda ben Hamal Ahmet'in, Çaycı Ahmet'in oğluyum. O yüzden ben babamı seçemem. Benim babamın siyasi görüşü her ne olursa olsun benim babamdır. Onunla babalık, evlatlık bağımı da asla koparamam. Ölürüm yine koparamam. Efendimizin de hani sırtınızda taşıyınız babanızı gideceği istikamete, sonra kendiniz dönünüz camiye. İşte ben bu mantıkla bakıyorum olaya. Şaban Dişli örneğinde de ben bunun doğru mudur, yanlış mıdır? Elbette benim de içimde bir vicdani kanaatim vardır. Ama şunu söyleyebilirim. Mehmet Dişli 141 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasaydı, bir vesileyle o gün helikopter Mehmet Dişli bir sonraki gün tutuklandı. O gün bir vesileyle Şaban Dişli aracılığıyla kurtarılmış olsaydı, hadi Cumhurbaşkanlığımız olmaz ama Cumhurbaşkanlığımız devreye girseydi, ya Şaban Bey bizim için çok önemli bir noktada Mehmet'i de kayıralım, hadi uçağa bindirip en azından Yunanistan'a gönderelim deseydi, buna ilişkin bir emare gözlemleseydim derdim ki eyvallah. Hakikaten burada kötü bir şey dönüyor derdim. Ama dönüp baktığımızda kendi kardeşini bu soruşturmanın dışında tutamamış bir Şaban Dişli var. Kardeşi geçen hafta 141 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ki, darbeye bir tutulsun bir tutulmasın. Kişi yani. Biz tutulacak birçok unsurun yurt dışında olduğunu görüyorum. Bir şekilde bir vesileyle tutulan çok var görüyorum. Canım. Tutulan neyse. Çok var. Tutulan çok var. Şey algısında da tavan algısında da tavan kaçtı, taban aşağıda. Tabii ki böyle hadiseler vardır. Niye? Biz kemaletle kemalat yapmaya çalışıyoruz. Niye? Adil Öksüz'ü aramakla görevlendirilen kom personeli, kom müdürünü 2 sene sonra bir vesileyle
FETÖ'cü olduğu tespit edilip görevden alıyoruz. Haliyle düşünün ki bu adamlar dosyalara neler yapıyorlar. İşte biz böyle bir vaka gözümüzün önünde. Ama bir de başkanı yaralamıyor mu? Siz yaralar. Bakın yaralar. Bir hademe üzerinden. Yaralar. Meleği... Ama ben başka bir şey daha söyleyeyim size. Diyorsunuz ki bir çaycı üzerinden ne olabilir? Bakın benim babam da çaycıydı. Ben gururla anlatıyorum. Niye? Çaycı Ahmet'in Hamal Ahmet'in oğluyum ben diyorum. Bakın bir çaycı BDDK'nın çaycısı BDDK'nın tutuklanan başkanına talimat ve emri veriyorsa dışarıdan çaycı gibi görünebiliyor. Ama bu sizin düşündüğümüz terör algısının çok dışında asimetrik bir yapılanmadan bahsediyor. Burada politize oldu. AK Parti'nin işine gelmeyenler, bakın, FETÖ'cü, bakın, FETÖ'cü bakın, gelenler bakın, bakın, FETÖ'cü değil. Ben maddi delille bakın. Bankasya'nın genel müdür yardımcısı ben maddi delille FETÖ'cü bakın. Değil, Bankasya'ya para yatıran FETÖ'cü. Ben size açık net bir şey söylüyorum. BDDK'nın çaycısı BDDK'nın imamı çıkıyor. Koskoca BDDK başkanına talimat veriyor. Şu bankayı kapat, bu bankaya bilmem ne yap diye. Bakın Mitter'ları hadisesi. Mitter'ları hadisesinde nasıl çözüyorlar biliyor musunuz? Bir yarbayla bir assubayın arasındaki ilişki. Konuşma. Assubay yarbaya talimat veriyor. Şu parayı al, kontör al, kontörlü kart al, şu telefondan Mitter'larını ihbar et diyor. Ve o kamera görüntüsüyle tespit edilince Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiyerarşisine uygun mudur bir assubayın bir yarbaya talimat vermesi? Buradan çözülüyor. Ama şimdi o assubayı siz alıp yarbayı firar ettirirseniz, yarbay kaçarsa dışarıdan da bakıldığında FETÖ de şunu söylüyor. Diyor ki, bunu çok güzel kullanıyor. Diyor ki, yarbay kaçtı, assubay tutuklandı. İşte tavan kaçıyor, taban içeride. Ben size tavana ilişkin, Hidayet Karaca tavanda değil midir? Ali Fuat Yılmazer tavanda değil midir? Yine bunlar bunun gibi onlarca. Var, bunlar bakın, ben bunları da şunun için söylüyorum. Elbette yanlışlıklar var, yok mu? Elbette ki var. Bakın 500 bin kişiden bahsediyoruz. Bir kere 500 bin kişinin terör olgusuyla nereye tutuklayacaksınız? Şunu yapmalıyız. Herkesi tutuklamaktan ziyade bu olguyu, bunların terörle olan, yani Bayburt'taki buğday bağışlayan amcanın bunlara hala hizmet demesinin önüne nasıl geçeriz Diyanetimiz vasıtasıyla? Diyanet niçin var? Bunun için var. Nasıl buna engel oluruz? Bunu tutuklayarak değil. Buna terör algısını, bakın yeni bir terör algısı kurup Bankasya'yı açan Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanımız bankasıya para yatırmış, terörist. Yok bilmem FETÖ'nün neyine, sendikasına üye olmuş, Murat, terörist. Şimdi böyle söylediğim mantık kapatsaydın da ama bankasayı kapatsaydın, kapatsaydın da vatandaş yatırmasaydı. Neden çalışmıyor biliyor musun? Sendikayı kapatsaydın da vatandaş üye olmasaydı. Bunların hepsi hocam, şudur. Neden mesela bankasayı kapat dediğinizde sizin şeyde yaşadığınız gibi bir hadise oldu. MSF yani böyle kapatsaydı. Bir hukuk diye bir şey var. Bir delil, maddi delil diye bir şey var. Bugün kaldırıp da, bakın bugün kaldırıp da ortada maddi hukuki deliller oluşmadan, dosya dolmadan kapattım derseniz yarın Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde milyar dolarlık cezalarla karşılaşırsınız. Canım terör örgütüne mensupsa kapatırsınız. İşte bunun bir delillendirin. Buraya mali hukuk uyguluyamazsınız. Bunu bir delillendirin. Ceza bunu toplayın donelerini. Mesela bir Yargıtay kararı yoksa siz o örgüt bile diyemiyorsunuz. Böyle şey olur terör mu? Hukuk diye bir şey vardır. O kolay. Hukuk diye bir şey vardır. Yok, hukuk dosyayı doldurur. Ona göre hareket yok, eder. Ceza kurallarıyla kapatırsınız. Ha işte ceza hukuku zemin oluşması lazım. Parantez açayım da. Şaban Dişli'yi sizin söylediğiniz benim vicdanım. Ferit bir örnek için söyledim. Şimdi Murat Bey, abisi FETÖ'cü diye kardeşini devlet memurluğundan atıp üzerinde işlem başlatırsanız o zaman Şaban Dişli'yi aklayamazsınız. Ben demiyorum. Sadece bakın, hayır. Yani o mantık burada da çalışması lazım. Orada çalışıyor ama şu an Türkiye'de bu mantık çalışmadı. FETÖ ile iyi kötü uzaktan yakından bağlantısı olan tüm insanların devletle bağlantıları kesildi. Böyle bir uygulamada, böyle bir hiyerarşide Şaban Dişli'nin layık bir en yakın ilişkisi olan AK Parti. En yakın ilişkisi olan AK Parti. Kesinlikle mantıklı açıklanamaz. Kurumsal anlamda. Ben bunun vicdanen bir şeyi... Ya FETÖ AK Parti iktidara getirdi. Ama genel manada ben şöyle düşünüyorum. Terörle ilişkisi olmayan her FETÖ yakınının görevden atılması yanlıştır. Evet. Terörle ilişkisi olmayan, bağlantısı tespit edilemeyen, hepsi kurcalansın, hepimiz sorgulanalım. Ama devreleri yandı bir ortamda tamam. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? İşte ben de bunu o söylüyorum. Devletin devreleri şöyle düşünün. Yanmış. Bakın ben de orada şunu söylüyorum. Efkan Ala
bu ülkeye hakikaten gelmiş geçmiş en iyi İçişleri Bakanlarından biridir. Evet. Elini de taşın altına koyan adam gibi adamdır. Doğru. Efkan Ala'nın çok güzel bir tespiti var. Diyor ki 7200 İstihbarat Daire Başkanlığı'nın, hani bizim bildiğimizi doğru, bilseniz doğru, diyor, uykularınız kaçar diyor. İstihbarat Daire Başkanlığı'nın 7200 personeli vardı. Kademe kademe bunları temizledik. Çoğu 7200'den, da AK Parti döneminde atanmış. Bakın 7200'den 7000'i FETÖ'cüydü. Şöyle da dedim AK Parti ben. Döneminde atanmış. Bakın bir gün, söyledim, bir gün bir programda bakın evet olabilir. Bir gün bir programda şunu söyledim, dedim ki ya dedim FETÖ devlete sızmamış ki. Devlet FETÖ'ye sızmış. Yani o 7000 istihbarat, 7200 istihbarat daire başkanlığı personelinden 7000'in içerisine 200 adamını sokmayı başarmış dedim. Bakın Efkan Ala dönem diyorum ya, hani şöyle bakın, İstihbarat Daire Başkanlığı'nın 7200 personelinin 7000'inin FETÖ'cü çıktığı ortamda, bunun 1,5 sene sonrasında da, ve bak diyorum ya bu adamlar kahramanlardır. Bakmayın bugün şu hadiseyle, bu hadiseyle, bir şekilde siyaset böyledir. Aralıktaki operasyonları önleyen kahramanlardır bu adamlar. Tarihe ismini altın harflerle yazdıracak adamlardır Efkan Ala. Bu hadiseyi bir gözünüzün önüne tutun. 1,5 sene sonrasında biz bir darbe yaşamışız. Bir de onu düşünün. Devlet can havliyle gördüğü herkese, işte evet, herkesle ilişkilere bunu yaptı. Şimdi ben şöyle söylüyorum. Diyorum ki o kırmızı alarm tepemizde dönen kırmızı ışık söndü. Yeşile döndü. Yeşile döndüğünde işte şimdi o haksızlıkları giderme vaktidir. Ve FETÖ de boş durmadı. Bakın ne yaptı? Yeni mağdurlar oluşturup kendilerini aklayabilmek için tıpkı Ergenekon'daki gibi. Ergenekon dosyasında 100 tane 100 adam varsa 98 tanesi masumsa, 2 tanesini gerçekten şeyse, o 2'nin üstüne 98'i koyduysa, burada da şunu yapmak istedi. Dedi ki ya dedi ben yeni İslami kesimden ne yapayım dedi. Namaz programının içerisine bir baylok şeyi yükleyeyim. Bunu yükleyen herkesi aldırayım. Peki. Bakın 9 küsur Ergenekon'da böyle AK Parti'nin günahı yok muydu şimdi, beyefendi? AK Parti'nin şimdi, günahı yok muydu Ergenekon'da? CHP'nin de günahı. Bakın ben AK şunu söylüyorum. İktidardaydı. Ben şunu söylüyorum. Ben diyorum ki birinci ordu komutanlığında Erdoğan'a parmak sallayan adamlar askerlik vazifesini icra etseydi, Danıştay cinayetinde kaldırıp da Danıştay cinayetinde anmaya şeye giden, cenazeye giden bakanlar yumurtalanıp tekmelenmeseydi. AK Partililer de Danıştay cinayetini Ergenekon'a yüklüyorlar. Ne oldu? Tekmelenmeseydi biz bugün bu duruma gelmezdik. Peki. Yani, Zekeriya Öze, Sayın Başbakan, ilgili dönem başbakanı makam arabasını verdi. O dönemin HSK'sı neydi orada? Bostan Korkuluğu muydu? O dönemin HSK'sının içerisindeki adamlar Erdoğan'ı devirmek için uğraşıyorlar. Zekeriya Öze oraya atamasalardı. Bakın bir ses kaydı var. Zekeriya Öze bulan... Bunlar kavun değil ki dibini koklayalım diyor. Bakın HSK, Abdullah Gül, dönemin HSK Zekeriya başkanı bunu söylüyor. Diyor ki savcı bulun. Siz AK Parti'ye oy verdiğinize emin misiniz? Az önce diyordunuz ki ben gittim AK Parti'ye oy verdim. Ne zaman? Az önce siz bunu söylediniz. Ne zaman? Babam CHP'ye oy verdi dediniz. Ben AK Parti'ye gidip verdim dedim. Doğru. Siz emin misiniz AK Parti'de olduğunuzda? Sebebini söylerim. Tamam. Söylerim. Neyse. Sebebini söylerim. O dönemin HSYK başkanı şöyle söylüyor ses kaydında. Dinleyin. Dinleyin, AK ben dinliyorum. Daha büyük bir felaket. Dinleyin olur. Ben dinliyorum. Ne dedi biliyor musunuz? Bunlar kavun değil ki dibini koklayasınız. Hepsinin sicili tertemiz. Şöyle diyor. Yani AK Parti sizden olan adamlar, Ergenekon döneminde iktidarda. Sizden olan adamlar bunların hepsini başsavcı yaptığında sorun yok. Nasıl sizden olan? Tamam ben şöyle söylüyorum. Sizinle bugün aynı şeyi söyleyen adamlar, AK Parti bunları böyle yaptı diyen adamlar, tabii. Dün HSYK başkanıydı. Yargıtay başkanıydı. Bu adamlar buraya atayan... Zekeriya Öz'ü bulan Abdullah Gül. Yahu buraya atayan o dönemin HSYK'sıdır. O dönemin HSYK'sıdır buraya atayan adamlar. Bunlar bak kendi ses kayıtlarında da söylüyorlar. Diyorlar ki maalesef kavun değil ki dibini koklayalım. Sicilleri tertemiz. Hah atamak istemiyorlar ama sicilleri tertemiz. FETÖ'cüleri mi diyorsun? Evet FETÖ'cülere ilişkin zaten söylüyor. Zekeriya Öz'e yargılamalarını diyorum canım. Zekeriya Öz'e ilişkin söylüyor. Ergenekon yargılamalarını. Oraya AK Parti oraya, dahil oraya. Değil mi? Şimdi bunların sicili tertemizse başbakan ne yapacak? Ergenekon yargılamalarında AK Parti FETÖ'yle beraberdi. Ben söylüyorum size. Peki, diyorum ki Alan, bunları oraya hakim savcı olarak atayan adamlar bugün AK Ergenekon'dan Parti, dert yanan adamlar. Hayır, dert yanan adamlar. HSK başkanı diyorum size. Ergenekon üyesi diyorum size. Ali Suat Ertosun mesela bundan dert yanıyordu. Niye atattı o bunları?
Orada aleyhte oy kullansaydı, bunların hepsi adli hakim savcı atamalarını başbakan mı yapar, HSK mı yapar? Ya işte, niye atadılar oraya başsavcı olarak? Bilmiyorlar. Erdoğan işte makam arabasını Zekeriya Öz'e vermedi mi? Bilmiyorsa başbakan nereden bilecek? O başbakanlık makam arabasını Zekeriya Öz'e vermedi mi? Cumhuriyet savcısı sıfatıyla verdi. Koruma sıfatıyla verdi. Terörist sıfatı. Bakın arada en bariz fark ne biliyor musun? Cumhuriyet savcısıyken bu ülkenin başbakanı destek veriyordu. Ama terörist olarak yaftalandıklarında bugün Erdoğan'ı da yuhalayan kitle destek veriyor. En bariz olay budur işte. Kurulduğu günden beri terör örgütüdür. AK Parti'ye dokunduğu günden değil. Ne zaman kurulmuşsa ta kaçta FETÖ'yle mücadele ediyorum diyenlerin hiçbiri güvenlik kurulu karar arıyor. Akın Öztürk 141 defa terör örgütüyle mücadele kararı alıyor. Bakın, söz AK Parti uygulamayacağız söz bu kararları. Değil miydi? Akın Öztürk 141 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Akın Öztürk'ü general yapan kimdir? Erdoğan mıdır? Erdoğan Seferihisar cezaevindeyken Akın Öztürk general olmuştur. Alsaydı ya 28 Şubatçılar kimle hesaplaşıyordu güya? FETÖ'yle hesaplaştığını söylüyorlardı. FETÖ'cüler hariç bütün Müslümanları cezaevine tıktı. İşte sizin yanan adamlar. Kim? Peki. Bugün dert yanan Sayın adamlar FETÖ'cüler hariç herkesi cezaevine tıktı. Sayın Seymen. 28 Şubatçılar. Sayın Seymen. 28 Şubatçılar FETÖ'cüleri niye tespit ederek cezaevine tıktı? Ben sana bir şey söyleyeyim. Akın Öztürk'ü ben mi general yaptım? Ben sana bir örnek vereyim. En bari Meral örnek. Akşener. Meral Darbeci Akın Öztürk'ü general yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da cezaevine atan zihniyettir işte. Böyle mücadele ediyorlardı. Şubat'a karşı direnen tek bak. Yaş kararlarını onaylayan Süleyman Demirel. Bende belgeleri var. Kimin İçişleri Bakanlığı döneminde başörtüsüyle alakalı bu mağduriyet yaşandı? İçişleri Bakanıydı Meral Akşener. İçişleri Bakanı. Kaçıyordu o kadın da görünmemek için başörtüsü. Peki. Çok teşekkür ederim. Hazırlayacak sahip çıktı bir kadın vardı. Neydi? Merve Kavakçı. Hazırlayacak FETÖ'cü. Bunlar. Merve Kavakçı'dan bahsediyoruz. AK Parti'nin içine geldi. Meral Hanım. Demirel'in yaş kararları. Meral Hanım. Necdet Sezer'in yaş kararları noktasında. Meral Hanım. Bakın. Meral Hanım 28 Şubat'ta en fazla direnen kadın. Meral Hanım 28 Şubat'ta İçişleri Bakanı'ydı. Başörtüsüne ilişkin olumsuz kararların %80'i Meral Hanım'ın İçişleri Bakanı olduğu dönemde çıktı. Aşağıda MGK belgeleri var. Haftaya da gelin buraya onları önünüze serin. Meral Akşener'in imzası var. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Diyorsunuz ki Sayın Erbakan'ın onda imzası var. Bu orada haklıdır. Şu burada haklıdır. Hayır, bakın ne söylersem karşı, bir cevabınız var bu hususta. 28 Şubat'a karşı duranların sembolist. Sayın Seymen müsaade eder. Sembolist mi? Öyle. İçişleri Bakanı da bendim o dönemde. AK Parti'nin içine geldi. FETÖ'cü değil, içine gelmedi FETÖ. Öyle. Mücadele eden AK Parti'dir FETÖ'yle. 2003'te Milli Güvenlik Kararı... Tamam, ben size söylüyorum. Sayın Seyfet. Onlar hikaye, onlar üstlükten teyyare. Ben size söylüyorum. Akın Öztürk darbenin bir numarası. Şahıslarla işiniz, o şahısları temizleseydiniz yapıyla işiniz kalmazdı. Akın Öztürk'ü general yapan o zaman FETÖ ile mücadele ediyorlarsa bu adamların neredeyse yarısından fazlası 28 Şubat'ta general oldu. Neden general yaptılar? Yapmasalardı hani FETÖ ile mücadele böyle mi olur? Orduda Allah diyen herkese attılar. Evet. Zaten FETÖ'cüler Allah demiyordu ki. Her türlü tatbiki işte şarabın içine tuz atıp içiyorlardı. Peki. Bunlar şarap içmeyen herkesi ordudan attı. Yok. FETÖ'cüler atıyorlardı. 2003'te FETÖ'cüler özel karar çıkar. Mücadele edelim. Sayın ettiniz. Tayyip Bey de, Sayın 28 Şubat'ta da ettiniz. De, biz bu kararı uygulamayacağız diye şey yaptı. Bakın şey diyor ki Okan İşgör JİT mensubuydu. Buraya geldi Ergenekon sanığıydı da mağdur da edildi bunda. Ne dedi biliyor musunuz? İşte o şahısları temizlerseniz yapı da gider. O şahıstan bu bilmem neydi olmaz bu. Okan İşgör ne dedi biliyor musunuz? Jandarma istihbaratında sağ terörle mücadele masasındayım. C masasındayım. Jandarma istihbaratındayız. Bir gün dedim ki İBDA'cıları takip ediyoruz. Hizbullahçıları takip ediyoruz. Hizbul tahrircileri takip ediyoruz. Bir gün İşte şimdi vefat eden bir paşa var. İsmini de zikretmeyeyim ki vefat etmiş. Varsa bir günaha dahil olmayalım bunlara. Dedi ki
Dedim ki diyor, yanına gittim, paşam neden Fethullahçıları takip etmiyoruz? Oraya karışma, sen sadece kendi işine bak dedi diyor. Beni azarlayıp gönderdi. FETÖ'nün takip edildiği falan yok. FETÖ'den atılan bütün subayları, AK Partili belediyeleri. Hangisi FETÖ'den atılmıştı? İrticadan atılmıştı. Müslüman oldukları için, Allah dedikleri için atılmıştı. FETÖ'nün i̇şte FETÖ'cüleri de bir bir böyle terfi ettirdiler. Her zaman peygamber olacaktır. Her zaman. Sayın Seyfettin. Amenna. Bizim onda Mehmetçik'ten şüphemiz yok. Bizim o 28 Şubatçı generallere de peygamber olacağı diyecek halimiz ayrı, yok. 28, kusura bakmayın, o 28 Şubatçılara bir şey diyemeyiz. Bakın 28 Şubat'ta ben 3 sefer atıldım. 28 Şubat'ta sizin AK Partili milletvekillerini, Kemal Alemdaroğlu hepsini profesör yaptı. İşte, İsimlerini sayayım işte ben. İşte yaranız var. Burhan derdiniz bu. Derdiniz bu. Olmuş. Derdi, hani kişilerden yola çıkmıyorduk. Niye sizin mağduriyetinizden yola çıkmıyorduk? Ne yapayım ben? Bir sürü var. Peki. Tabii tabii. Böyle bireyselli. Ben 28 Şubat'ta 3 sefer atıldım. Kişilerden yola çıkmayalım. Arkadaşlar müsaadenizle ben sayın... 28 Şubat'ın devamıdır AK Parti. Sayın Seymen, bir müsaade ederseniz. Buyur, buyur. Sayın Koçak, Sayın Seymen'i dedim ya, durduramıyoruz bu akşam. Evet. İktisadi anlamda. Özellikle Bülent Arınç noktasına tekrar dönecek olursak. Birçok mesajını verdi ve yeni parti kuracak olanlara da mesaj verdi. Doğrudan tavsiyelerde bulundu. Siz bu yeni kurulacak partilere, evet kurulacak diye inanıyor musunuz? Şimdi tabii ben biraz daha farklı bir perspektiften olaya bakmak istiyorum. Şöyle ki, 12 Eylül öncesi ve sonrası olarak Türk siyasi hayatını değerlendirmek lazım. Hı hı. Bazı meseleleri anlayabilmek için günün olayları üzerinden değil, geçmişiyle ele alarak sebepleri ve sonuçları üzerinden yola çıkılmalıdır. Bir kere 12 Eylül öncesi Türkiye'nin içinde sürüklendiği o sağ sol çatışmaları yüzünden binlerce gencimizi kaybettik. Evet. Sağdan da soldan da ölen bu vatanın evlatlarıydı. Ama bu çocuklar, bu gençler, bunlardan birisi de ben olmak üzere en acılı günlerini yaşayanlardan birisiydik. Biz yaptığımız, verdiğimiz mücadeleyi vatan için vermiştik. Öyle düşünüyorduk, öyle inanıyorduk. Ötekiler de kendi inandığı değerler için bir mücadele veriyordu. Sorarsanız her iki tarafta bu ülkeyi kurtarmak için bir şey. Doğru mu? Evet. Ancak 12 Eylül yapıldığında 4. Ordu Komutanı Bedrettin Demirel'e sordular. Sayın Başam, 12 Eylül darbesinin hemen ikinci gününde bu bütün terör hadiseleri, sağ sol çatışmaları ve bütün Türkiye'yi rahatsız eden, bizim içimizi yakan bu hadise bıçakla kesilir gibi bir anda kesiliverdi. Madem ki böyle bir gücünüz vardı, Türk Silahlı Kuvvetleri neden müdahale etmedi? Hı hı. Verdiği cevap şu oldu. Biz şartların oluşmasını bekledik. Şartların oluşması nedir? Kendilerini alkışlatabilmek için ve istedikleri, arzu ettikleri sisteme geçilebilmesi için mutlaka olayların büyümesi ve yaşanması lazımdı. Bu bir hakikat. Nitekim 12 Eylül'ün dışarıdan yönlendirildiği, Amerika'dan daha Türkiye'den önce darbe oluyor diye haber verildiğini de biliyoruz. Bunu niye anlatıyorum? Şunu anlatıyorum. 12 Eylül'de Türk siyasi hayatının tamamını, yekününü yeniden yapılandıracak şekilde yapıldığı kanaatindeyim. Bir kere 12 Eylül öncesi... Ekonomisini. Hocam müsaade edeceksin. Bu anlamda AK Parti ile aynı. Hocam eğer böyle yaparsanız... Devam edin. Yani bu böyle olmaz ama. Devam edin. Şimdi konuşan insan rüya halindeki insandır. Sizi tamam. Onu uyandırırsanız. Sizi tamamlamak için. Ondan sonraki rüyanın devamını göremez, görse de hayrını görmez. Lütfen bir müsaade edin. Peki. 12 Eylül hareketinden sonra bakıyorum. 12 Eylül öncesi biz ülkücüler ve bir takım solcular ve bir takım cemaat ve tarikatlar devletin yardımcı gücü olarak devlet tarafından el altından örgütlenmiş teşkilatlardır, partilerdir ve sivil toplum kuruluşlarıydı. 12 Eylül'den sonra bir bakıyoruz ki devlet Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Türkiye'de de bir konsept değişikliğine gitti ve Türk siyasi hayatı yeniden yapılandırıldı. Ne oldu? 12 Eylül'den sonra ülkücü hareketin ideolojik bir yanı kaldı mı? Darmadağın yaptılar. Milli görüşün bir ideolojik ve o inanç değerlerine ve kendi ideolojisine bağlı bir hareket kaldı mı? Darmadağın yaptılar. Bitti. Fethullah Gülen'le de cemaati bitirdiler. Yanlış veya doğru. Eğer Fethullah Gülen
denen o FETÖ başı, o ihanetin başı olan o alçak, eğer devlete karşı bu teşkilatı yönlendirmeyecek olsaydı, o örgüt cemaat ayrı, cemaatin üstünde olan o paralel yapıyı işletmemiş olsaydı, Türkiye'de bu kadar cemaat mensubu cezaevinde olmayacaktı, bu kadar mahkemeler olmayacaktı, o darbe yaşanmayacaktı ve bu cemaatin en büyük ihanetçisi ve bu ülkede en büyük ihaneti yapan Fethullah Gülen'in kendisidir. Yani rahmetli Türkeş döneminde ülkücü hareket bitirilmeye başlandı. Erbakan döneminde milli görüş bitirilmeye başlandı. Her ikisi de bölündü. Hem ülkücülük hem milliyetçilik. Ve bu Fethullah Gülen'e de cemaat, şimdi de Abdullah Öcalan denilen terörist başıyla da PKK'yı birbirine düşürüp bitirmeye çalışıyorlar. Bu bir siyasi yapılanmadır. İslamcıları da AK Parti üzerinden mevcut rejimle bunu kim yapıyor? Barıştırmak adına barıştırıyoruz diyerek İslamcıları, İslamcıyım diyenleri iktidar nimetlerinden yararlandırılarak bitirdi. Bugün bakıyorsun ki Özal'la başlayan, AK Parti ile devam eden bu süreç içerisindeki İslamcıyım diyenlerin tamamı zenginleşmiştir. AK Parti'yi de böyle mi bitirmek istiyorlar? Yani bu örnekleri veriyorsunuz ama. Şimdi ona geliyorum. Sıra ona geliyor. Sisteme entegre ediyor. Dolayısıyla bakıyorsun. Şimdi öyle veya böyle şöyle bakacak olursak, ülkücü hareket 5 parçaya bölünmüş, darmadağın edilmiş. Hı hı. Yanlışlarıyla, doğrularıyla, orayla, burayla hiç önemli değil. Bugün eğer ben bu vatan için cezaevinde yatan arkadaşlarım, ülkücü hareketin ideolojisi ve davası için, solcular da diyor biz de bu vatan için, ve aynı onlar da aynı şekilde bugün eğer İstanbul seçimlerinde birisi Bozkurt işaretiyle bayram yapıp öbürü de PKK işaretiyle zafer işareti yapıp, bir tarafta Mustafa Kemal'in resmi, bir taraftan Apo'nun resmi, bir taraftan ülkücüler bayram yapıyor, bir taraftan PKK'lılar bayram yapıyorsa, ülkenin geldiği noktayı birilerinin hazırladığı bana bu imajı veriyor. Eğer bugün milli görüş ideolojisini inkar ederek kendi kardeşlerinin kaybetmesi için uğraşan bir milli görüşü temsil ettiğini iddia eden bir Saadet Partisi varsa, bunun bir proje şeklinde dönüştürüldüğü konusundayım. AK Parti'nin kendisi bir proje. Aynı zamanda ülkücü hareketinde paramparça olup farklı partilere bölüşüp de bugün birbirlerine düşmelerinin sonucu olarak da görecek olursak netice aynıdır. Gelinen noktada yeni partiler kurulacak. Gelinen noktada kartlar yeniden karılıyor. Türk siyasi hayatını iki partili sisteme veya iki partili sistem olmasa bile çok partili sistem üzerinden, ittifaklar üzerinden ikiye düşürerek yeni bir siyasi konsept oluşturulmaya çalışılıyor. Evet. Bazı hatalar bilerek yapılır. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Rahmetli Türkeş Bey'e gittik. Cezaevinden yeni çıkmış. Hı hı. Efendim dedim, Avrupa'da ülkücü hareketin faaliyet alanlarının hangi ölçülerde ve nasıl yapılmasını emredersiniz diye not alıyorum. Bir, kültürel faaliyetler, şunlar bunlar. Efendim dedim, komünizmle mücadele, oğlum o iş bitti, o iş devletin işi artık. Efendim Muhsin, daha sonraki süreçte efendim Muhsin Bey ve diğer arkadaşlarını dışlıyorsunuz. Bu arkadaşlarımız bu hareketin öncüleri olarak şey diyorlar. Siz neden buna, oğlum diyor, giden gider, önemli değil. Önemli olan kişi liderine itaatta kusur etmemeli. Ki bir, ben şunu gördüm. Aynısı Erbakan döneminde. Yeni bir parti çıkıyor efendim, bu hareket bölünmesin. Ellerinden geleni yaptılar bölünmesi için ve ayrılmaları için. Bak açık konuşuyorum. Bu devletin içerisinde şeklen hükümet, bütün dünyada böyledir, Türkiye'de daha çoktur. Şeklen devleti hükümetler yönetir. Ama esasta ise devleti yöneten güçler vardır. İktidarlara belli konu... Yabancı mı? Bir dakika. İktidarlara belli ölçülerde haklar veriliyor. Onları yapabilirsiniz diyor. Ama esasta ise Türkiye'nin geleceği, siyasi yapılanması ve daha sonraki milli ve dış politika konularında iş güvenlikle ilgili olsun, siyasi yapılanmalarla ilgili. Bakın Deniz Baykal'ın istifa metnini lütfen okuyun ve oradan bir ders çıkarın. Orada çok ne diyor, dersler biliyor musun? Var orada. Ders, o da diyor ki, bu bir devlet meselesidir. Türk siyasi hayatını yeniden dizayn etme
adına yola çıkan iradenin ama önünü açmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa ediyorum diyor. Peki. Yani ne için istifa ettiğini söylüyor. Bak, Türk siyasi hayatını yeniden dizayn etmek isteyen iradenin önünü açmak İrade için yerli Cumhuriyet mi? Halk Partisi'nin genel başkanlığından istifa yerli ediyorum mi, diyor. Yerli mi bu irade? Ve bir gecede Kılıçdaroğlu ben genel başkan olmayacağım deyip sabah olmuşsa ben Ekrem İmamoğlu'nun kendisine şunu söyledim. Bir yazımda da yazdım. Sizin bir başarınız olduğundan dolayı seçilmediniz. Bir başarı övgünüz yok zaten. Ben de Beylikdüzü'ndeyim. İyi de tanırım. Hem komşumdur hem hemşerimdir. Ama sizi dedim bir gecede Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yapan irade genel başkan olarak Kılıçdaroğlu'nu size gönderdi ve aldırdı. Siz bir projesiniz dedim. AK Parti de o onun proje için değil mi? Türkiye'de o hiçbir projesi. Siyasi hareket kontrol dışında değildir. Peki. Onun için yeni siyasi partiler kurulacak ve aynı zamanda o siyasi partiler içerisinde bakın ben size şunu söyleyeyim. En büyük sıkıntı şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin. AK Parti falan değil. En büyük sıkıntı önümüzdeki günlerde göreceksiniz. İki büyük sıkıntısı var. İstanbul'da Ekrem Bey'in en büyük sıkıntısı büyük paylaşım kavgası olacak. HADEP rantını istiyor. Milli Görüşçüler diyor ki biz size kaybettirdik diyor. Dolayısıyla kaybettirdiğimiz için siz kazandınız, bizim de payımızı vereceksiniz. O bizden ayrılan ülkücü kırıntılar var. Onlar da diyor ki ya biz de size destek verdik ya diyor. İşte siz de bizim hakkımızı unutmayın. İyi Parti diyor ben de buradayım. Hadi. AK Parti kazansaydı PKK diyor ki olacaktım. PKK diyor bir dakika. PKK diyor ki Kandil'den aslan payını bana vereceksin diyor. AK Parti kazansaydı AK'ın kardeşi isteyecekti. Biraz dur hocam. Peki. Ancak son olarak şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bekleyen en büyük tehlike şudur. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki zihniyeti taşıyan, o eski zihniyeti taşıyan güç ayağa kalkmak üzeredir ve şunu söylüyor. Partimizi şeriatçılar, ülkücüler, PKK'lılar ele geçirdi. Arkadaşlar partimizi kurtaralım. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürkçü bir parti olmaktan uzaklaşmıştır. Hocam her konuda cevap vermek zorunda değilsiniz. Dolayısıyla biraz da bize hocam sabahtan beri siz konuşuyorsunuz. Yok Allah'tan vallahi. Korkun. En çok konuşan sizsiniz hocam lütfen. Bu konuda ben şunu düşünüyorum. Yeni partiler kurulacak, kurulmayacak değil. Hocam toparlayalım. Bazı çevrelerle de arkadaşlığımız var tabii. Için. Çok özür diliyorum ondan. Bakın temaslarımız da var, görüşüyoruz da şunu görüyorum. Türkiye'de eğer bir parti kurulacaksa birileri kalkıp ben parti kurdum bununla da iktidara geleceğim deme hakkına sahip değil. Buna zaman içerisinde ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu parti kurulacak olan kişiler bence gerek solda gerek sağda bir proje genelin şeyinde kapsamında olacaktır. Ve karılan kartlar içerisinde bana peki. göre devlet ideolojik bir parti istemiyor. Yani. Devlet 12 Eylül ile birlikte yaptığı bu operasyonlarla bütün ideolojik partileri bitirmiştir. Avrupa vari durum daha da kötüye bir futbol takımını tutar gibi bir siyasi hareket istiyor. Bütün mesele budur. Ya, çok teşekkür ediyorum. Bir dakika da bize söz Bir dakika vereceğim. Sayın Taptı'yı fazla dinlendirdik. Ondan bir yorum alalım. Ondan sonra size geleceğim. Hızlı bir şekilde birkaç dakikamız kaldı. Yeni partilerin kurulmasıyla ilgili Sayın Arınç'ın da açıklamaların içerisinde başlıklar olarak da size sormak istiyoruz. İnanıyor musunuz yeni partiler kurulacak mı? Veya AK Parti kendi davasından ayrılanları kazanmak için herhangi bir yol yönteme başvuracak mı? Şimdi AK Parti bu alanı zorluyor. Sayın Cumhurbaşkanı görüşmeler yapıyor. Süreci kontrol etmeye gayret gösteriyor. Ama Sabri Bey biraz daha geniş resimden bakarsak şunu görüyoruz. AK Parti şu an ülkeyi getirmek istediği noktada değil. Neden değil? Ekonomik olarak bir sıkıntının içerisinden geçiyoruz. Bunu millet olarak hissediyoruz. Eğitim manasında ciddi problemlerimiz var. Aşamadık. İstediğimiz noktaya gelemedik. Eğitim bakanlarımız sürekli değişiyor. Kültür manasında Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı eleştiride gençliğimiz gerçekten hani Necip Fazıl'ın öyle bir gençlik ki diye başlayan sonra çıkmaz sokak diye biten hani ilk başladığımız noktada Necip Fazıl gençliği diye başlamıştık. Şu anda gençliğimiz çıkmaz sokak konumuna gelmiş durumda. Sosyal alanda ciddi problemlerimiz var. Bunların tamamı yapısal problemlerimiz. Yani o yüzden AK Parti'nin işi gerçekten çok zor. AK Parti'den sonraki dönem de zor. Ne yazık ki bu muhafazakar bir iktidar döneminde kültürel aşınmalar, sosyal problemler, eğitim sıkıntıları, işte dinin istismarının ciddi boyutlara ulaşması gibi temel yapısal problemler önümüzde duruyor. Bunlar mutlaka yeni bir siyasi teşekkülü doğuracaktır. Bu kaçınılmaz görünüyor. Ama işte şu anda isimler zikrediliyor. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu vesaire, işte Abdullah Gül isimleri piyasada dönen
ve hep artık hepimizin malumu olan isimler. Bu isimler zaten AK Parti'de vizyon almış, görev almış, halkın, milletin tanıdığı, bildiği isimler. Yani bu isimler üzerinden giderek çok farklı bir konjektüre, yeni bir iktidara dönüşeceğini için düşünmüyorum doğru söylemek gerekirse. Ama sonuçta AK Parti'ye bir, yani şimdi biraz önce arada konuşmuştuk. Kütle ne kadar büyük olursa düşme işi o kadar hızlı gerçekleşir. Çünkü yer çekimi kuralı vardır. Şimdi AK Parti ciddi bir kütle ve aşağı doğru hareket çok hızlı gerçekleşir. Bu kütleden kopan bir grup oluşursa bu süreç çok daha hızlanacaktır. Newton diyor ki yer çekimini çeken esas unsur yer çekimidir. Evet. 1 kilo ile 1 gram düştüğünde aynı hızda, evet, aynı yüzeyde. Ama çarpma çok doğru. Çarpma hızları ama çarpma hızları yere çok daha farklı olur yani onların. Ben çarpma hız anlamında dedim. O süreç hızlanacaktır diye düşünüyorum. Umarım öyle olmaz. Umarım alınan tedbirler yeterli ve sağlıklı olur ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki ciddi çalışmalar var ve buna dışarıdan buna da bazı örnek destek, olarak şöyle örnekler Abdullah Tüşener, İdris Naim Şahinler, onlar var biraz örnekler. İşte ne oldu? Ondan dolayı yani ben şunu söyledim. Parti üzerinde yeni parti kurma çalışmaları yok. CHP içerisinde de var. Tabii kesinlikle öyle. Ben zaten hani onu başlarken de söyledim. Hani bunların çok muvaffak olacakları ya da işte ülke iktidarına ortak olacakları anlamında bir sonuca ulaşacaklarını düşünmüyorum ama AK Parti'ye güç kaybına sebebiyet vereceklerini düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Seyme. Yalnız şimdi, kısa olsun hemen Sayın Adana'ya geçelim. Bu yeni oluşumlar Tayyip Bey'e binlerce defa rahmet okutur. Tayyip Bey'in burada ayrıcalıklı başka bir suçu mu var? Hayır, Tayyip Bey'e binlerce defa rahmet okutacak kişiler bunlar. Hı hı. Abdullah Gül Bey, Türkiye Osmanlı da dahil Türk tarihinin en faşizan dönemi yaşanmıştır Abdullah Bey'in Cumhurbaşkanlığı döneminde. Nedir o? Ergenekon yargılamaları, haksız tutuklamalar, yani faşizm Müslümanlara, Müslüman kültürünün anlayışına uygun bir rejim değil ama Abdullah Bey döneminde maalesef faşizm bir ayak sesleri duyulmuştur. Yani şey anlamında, baskı anlamında Türk tarihinin... Göz mü yumuldu? Tabii en karanlık dönemidir Abdullah Bey'in dönemi. Şimdi bir şey anlatayım. Çok hızlı ama. Nevzat Yalçıntaş... Hı hı. Benim de hocam da Abdullah Bey'in de hocadır. Bak bu kusur olarak kalmasın. Nevzat Hoca beni bir gün çağırdı. Kütüphaneye çağırdı. Ağlayarak. Recep dedi. Ne var hocam dedim. Nevzat Hoca biliyorsunuz. Çok iyi tanıdım. İstişareleri yürüten adam. Recep dedi hayatımın en büyük hatasını Abdullah Gül'ü dedi siyasete sokmakla yaptım dedi. Gözleri yaşardı. Musul Kerkük dedi bizim anne sütümüz gibi helalimizdi dedi. Abdullah'ın yüzünden ifade bu yani. Abdullah'ın yüzünden kaybettik. Şimdi İngiliz, Abdullah Bey bir defa demokrasi açısından, insan hakları açısından şu andaki AK Parti'nin çok gerisindeydi. Yani Ahmet Davutoğlu stratejik derinlik, stratejik çukurluğa dönüştü. Şu anda Türkiye'nin Orta Doğu'da işte Suriye'ye bulaşması, efendim bu sıkıntıların içinde bocalaması, efendim Büyük Orta Doğu projesi falan hep bunların günahı Ahmet Davutoğlu'na aittir. Gelelim diğer kişilere. Ali Babacan, Mehmet Şimşek, hatta Abdüllatif Bey de kurtaramaz bu işten. Fiyat istikrarı adı altında düşük kur, yüksek faiz, IMF politikalarıyla Türkiye'yi borçlandıran, yabancı sermaye tutsak eden, bugünkü kötü ekonomik duruma sebep olan kişiler Ali Babacan, Mehmet Şimşek'tir. Ha Abdüllatif Bey, CHP'ye gitti kendini arındırmasın. Abdüllatif Bey'in de büyük günahı vardır bu IMF politikalarının izlenmesinde, Türkiye'nin bugünkü ekonomik duruma düşürülmesinde. Abdüllatif Bey geçen gün Allah aşkına CHP'nin sıralarından seyrediyorum. Bakın siz hatırlıyor musunuz? Hatırlayın değil mi? Hatırlayın. Morguç. Abdüllatif Bey ne diyordu? Morguç geliyor. Morguç gelecek, kurtaracağız. Arkadaş 3-5 ay sonra morguç krizi oldu. Morguç morardı. Yani bu Türkiye'nin bugünkü ekonomik durumu, batışının sebebi Tayyip Bey falan değil tabii. Ali Babacan, Mehmet Şimşek. Ondan hocam onları saydınız. Abdullah Şimşek'e ve Sevgi.
Yani hocam sonuna geldik. Tayyip Bey'e yüz binler defa rahmet okutacak kişilerdir bunlar. Peki. Allah korusun. Bu arkadaşlar Türkiye'ye gelirse tekrar iktidara gelemezler. Türkiye hızlı bir şekilde bölünme sürecine girer. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Ala. Bence Nevzat Hoca'nın, Allah rahmet eylesin, birinci hatası Recep Bey'in söylediğine göre Abdullah Bey'miş. Bence ikinci hatası da bir sırrını Recep Bey'e aktarmak olmuş. Çünkü çok ilginç bir ifşaatta bulunuyor şimdi. Evet. O bir. İkincisi, son söz olarak şunu söyleyeyim. Az önce FETÖ'den bahsettik ya, bana göre Türkiye'nin en önemli meselesi FETÖ, FETÖ'yle mücadeledir. Bana göre FETÖ ve FETÖ'yle mücadele eden de hala hazırda hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı, silahlı kuvvetlerdeki unsurlarıyla mücadele eden de Milli Savunma Bakanı olarak Sayın Hulusi Akar, Paşa diye isim geliyor sürekli de askerlikten geldiği için, Hulusi Akar yine aynı şekilde, çünkü çok zordur, bakın silah arkadaşlığı kavramıyla, silah harbiyede alınan bir şeydir silah arkadaşlığı kavramı, silah arkadaşlığı kavramının arkasına saklanıp birçok şeyi yapabilirsiniz. Bu silah arkadaşlığı kavramıyla da birçok şey baskı altına alınmaya çalışılabiliyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, ama çok dirayetli duruyorlar. Hele şu en son ankesör takibiyle yapılan operasyonlarda da çok dirayetli duruyorlar. O yüzden ben geçmiş dönemlerin FETÖ'yle mücadelesini, geçmiş dönemlerin... Şunu da altını çizmekte fayda var. Silahlı Kuvvetler, Emniyet Genel Müdürlüğü vesairesi, gerçek Jandarma Genel Komutanlığı terörle mücadelede çok önemli bir rol aldı. O ayrı. Ben FETÖ'yle asla diğer terör örgütlerini bir tutmuyorum. FETÖ çok daha farklı. Mesela PKK ülkenin bir bölümünü koparmak istiyor ama FETÖ tamamını almak istiyor. O yüzden çok farklı bir noktada benim gözümde. O yüzden o da hata. PKK yüzden, ile FETÖ'nün o yüzden, farkı yok. O yüzden bana göre şu an yapılan şey hakikaten elini taşın altına koymuşlar. Efkan Ala dedi hocam. Efkan Ala sonuna kadar adamdır. Ama aynı zamanda Süleyman Soylu da adamdır. Süleyman Soylu da dört dörtlük İçişleri Bakanı'dır. Çok aynı şekilde Milli Savunma Bakanımız da komuta kademesi de hakikaten büyük risk alarak, büyük şey altında kalarak şu an FETÖ ile mücadele ediyorlar. FETÖ ile mücadele edilen dönem de bu dönemdir. AK Parti iktidarı dönemi. Şeyi çok teşekkür ediyorum. Programın sonuna geldik. Bir dakika. Şimdi o parti dediniz ya, parti kurma çalışmaları. Bana şunu hatırlattı. Dünyadaki siyasi devletler sistemine baktığımızda şunu görüyoruz. Bolşevik bizim için bir önemli bir hatırlatmadır. Bolşevikler ihtilal yapıp parlamentoyu bastıklarında Bakanlar Kurulu'na giriyorlar. Bakanlardan birisi içeride çalışma yaparken soruyor. Evladım hayırdır, ne oldu? Üstünüzde askeri üniforma, elinizde silah, ayaklarınızda çizmeler. Ne oluyor? Bu neyin nesi? Nereye girdiniz böyle haydut gibi? Nereye gidiyorsunuz? Efendim dedi, biz Bolşevikiz, darbe yaptık. Anlamadım, nedir o Bolşevik? Yani biz komünistiz dedi. Oğlum dedi, bu ülkeye komünist lazımsa dedi, biz varız dedi. Onun için dedi, siz uğraşmanıza gerek yok dedi. Türkiye'de siyasi parti lazımsa bu devlet o siyasi partiyi hem kurdurur, hem yönetir, hem yönlendirir. Kimsenin endişesi olmasın. Peki, çok teşekkür ederim. Yalnız kimsenin hayatı ve sağlığı hiç kimsenin makamından daha düşük değildir. Bizim sağlığımız ve huzurumuz partilerden de birçok siyasilerin geleceğinde de daha önemlidir. Peki, çok teşekkür ederim. Türkiye iyi günler beklemiyor. Ya kaos ya da AK Parti polis devleti. Peki. İki alternatif çok var. Çok teşekkür ediyorum değerli izleyiciler. Böylelikle Teşkilatçılar programının sonuna geldik ama buradaki en önemli meselelerinden biri Sayın Seymen'in bilerek veya bilmeyerek polis devleti algısı üzerinden doğrudan devleti suçlaması ve polisleri de bu anlamda belki kendisine ferdi olarak yapılan bir hatadan dolayı bütün teşkilatı suçlaması. Mutlaka o konuyla ilgili de kendisine Sayın Alan'ın ifadesi çok önemliydi. Bir diğer nokta ise gazetecilerin kalemi vardır. Ülkesine hizmet etmek için, doğru noktada vatansever olmak için. O manada da gazeteci arkadaşımıza yapılan saldırıyı kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Burada hangi gazeteci olursa olsun sözüyle bir şeyleri yazıp bir yerlerde toplumu aydınlatmaya çalışan bütün gazetecilere yapılan saldırıları da kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Efendim hayırlı geceler, haftaya görüşmek üzere. Allah.